Sağlıklı bilginin en doğru adresi Doktor Ferun'un Kunak Show bugün de dop dolu. Çağımızın en büyük sorunlarından anemi ve halsizlikle nasıl başa çıkarız? Halsizlikten sizi kurtaracak doğal tarifler, pratik bilgiler. Kansızlık yaşayanlar ekran başına. Kara üzümlü, kırmızı pancarlı havuç sirkesi. Kansızlığa iyi gelecek kürler. Serap Kunak'tan kansızlığa birebir kırmızı pancarlı kısır tarifi az sonra Doktor Ferun'un Kunak Show'da. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün kardeşlerim Yeni Mahalle'den geldiler, hoş geldiler, hoş geldiler. Yeni Mahalle ve Demet Evler'den geldiler. Neşe ablamız var, o getirdi, hoş geldiler, sefa geldiler. Ekran başındaki seyircilerim, sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşler, bugün vücudumuzun çok önemli bir sorunundan bahsedeceğiz. Maalesef Türkiye'mizde de çok fazla var. Bu kadar gıdalarımız var, bu kadar besin var. Anlayamadığım iki tane şey var Türkiye'de. Bir, hanımlarda D vitamini çok eksik. İki, Türkiye'de inanılmaz şekilde kansızlık var. Üç, Türkiye'de çok fazla kabızlık var. Evet, bu kadar sebzenin, bu kadar meyvenin olduğu yerde bunlar niye oluyor çok anlamış değilim. Bu kadar güneşin olduğu yerde niçin bu D vitamini bu kadar düşük? Bu kadar sebzenin, meyvenin bol olduğu yerde niçin kansızlık var? Bir de niçin bu kadar kabızlık var anlamış değilim. Ama maalesef Türk insanının üç tane çok önemli özelliklerinden biri. Kansızlık hepsinden önemli. Niye önemli? Niye önemli? Her şey kanla oluyor. Bir yere kan gelmesi lazım. Kan gelen yere can geliyor. Kan yoksa can da gelmiyor. İşte kardeşler bugün size kanla ilgili konuşacağım. Kanla ilgili anlatacaklarım var. Ne olur bugünkü programı çok iyi dinleyin. Birbirinizdeki toplantılarda lütfen birbirinize anlatın. Çok büyük faydanız olur insanlara, arkadaşınıza, komşunuza. O da gidip çocuğuna uygular. Onlara bahsedeceğim. Ben bugün size al yuvar ne, ak yuvar ne onlardan bahsedeceğim. Ben bugün bir yeriniz kanadığı zaman nasıl kan duruyor onu anlatacağım. Hepsini ince ince söyleyeceğim sevgili kardeşlerim. İnce ince anlatacaklarım var. Lütfen bugünkü programı güzel izleyiniz. Çünkü kanla ilgili evde basitçe uygulayabileceğiniz ıspanaktan, kerevizden yararlanacağız. Kara üzümden yararlanacağız, ıspanaktan yararlanacağız, kırmızı pancardan, kırmızı havuçtan yararlanacağız. Serap Hanım da bugün bize hepimizin sevdiği hem de çok faydalı pancarlı kısır yapacak. Hanımlar böyle günlerinizde yapın diyeceğiz bunu. Neden yapın diyeceğiz? Hem kansız daha faydanız var, hem de nasıl yiyorsunuz bari işe yarar bir şey yiyin diyeceğiz. Kusura bakmayın, beni affedin. Sevgili kardeşlerim, dolu 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 dop dolu hazırladık. Lütfen bugünkü programdaki anlatacaklarımızı küçük küçük not ediniz. Çocuklarınıza bilhassa okula giden çocuklarınıza uygulayacak çok güzel bir karışım yapacağız. Bu aynı zamanda beyinlerini güzel çalıştıracak. Beynin en büyük ilaçlarından biri sevgili kardeşlerim şeker ama nasıl şeker? Üzüm şekeri. Üzüm şekeri çok önemli. Bu karışımı kesinlikle ve kesinlikle yapınız. Ben size bu karışımla ilgili bir anımı anlatayım. Ben uzun süre genç milli takım doktorluğu yaptım. Genç milli takım ne demek? Futbolda. 13 ile 18 yaşındaki çocuklar geliyor sizin elinize. Ben de kamplarda inerdim kamp yaptığımız otelin mutfağına ya da kamp yaptığımız yerin mutfağına. Çocuklara bu karışımdan içirdim. Hepsi gittikleri zaman böyle yanakları kırmızı kırmızı olurdu. Çok iyi böyle iyi hissediyoruz hocam kendimizi çok iyi hissediyoruz hocam diye anlatırlardı. Şimdi bu kansızlık karışımını size yapıp göstereceğim. Lütfen siz de çocuklarınıza uygulayın. Bilhassa spor yapıyorsa daha da çok faydası olacak. Ama derslerinde de farkı göreceksiniz. Lütfen bu karışımı yapın. Koyun dolabına sık sık çocuklarınıza içirin farkı göreceksiniz. O yüzden bugün programı kaçırmayın. Canlı canlı heyecanlı heyecanlı programımızı yapacağız. Erkeklere erkek modeli, hanımlara hanım modeli. Bir tane böyle düz modelimiz var, bir tane spor modelimiz var. Ayakkabılarımız da var. Ayakkabılarımızı her zaman olduğu gibi şifreyi bilen kardeşlerimize hemen teslim ediyor. Aa bakın şifrenin birinci harfi de çıktı. Birinci harfi neymiş, 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 neymiş? Kastamonu'nun K'sı. Acaba kelime ne? Kelimeyi bilen kardeşlerim hemen sarılacaklar ve kendilerine teslim edeceğiz. Kapılarının önüne kadar gidecek şekilde hiçbir ücret ödemeden, hiçbir kargo ücreti ödemeden kapılarına kadar gelecek bir ayakkabılar. Sevgili kardeşlerim, yurt dışındaki kardeşlerim de eğer şifreyi bilirlerse
telefonla katılsınlar ama Türkiye'de bize bir adres söyleyecekler. Almanya'dan katılsın. Katıldı. Diyecek ki benim ayakkabımı Konya'da Mevlana'nın karşısındaki Ahmet Efendi'ye teslim edin diyecek. Biz o adrese, yani Türkiye'deki adres vereceklerse hemen katılsınlar. Fransa, Almanya, İsviçre neresi istiyorsa Türkiye'deki adres verme kaydıyla onlar da katılabilirler. Kaçırmasınlar bu fırsatları. Çünkü o kardeşlerim de hep yurt dışına gittiğimizde söylüyorlardı. Hocam biz katılamıyoruz, şifreyi bildiğimiz halde diyorlardı. Biz de şimdi öyle bir çözüm getirdik. Türkiye'de bir adres verme kaydıyla Almanya, Fransa neresi istiyorsa hepsi katılsınlar. Ayakkabıları kazansınlar. Çünkü hakikaten böyle bir ayakkabı dünyada yok. Açın bakın interneti, böyle bir ayakkabı olmadığını göreceksiniz. Haydi canlı heyecanlı sabah cimnastiğimizi yapalım. Önce bir kendimize gelelim. Ondan sonra anlatacaklarımız var. Daha uzun uzun konuşacaklarımız var. Haydi bakalım enerjimizi tazeleyelim. Enerjimizi tazelemek ne enerjisi bu? Sizde var olan Allah'ın verdiği bir enerji. Sağ elimizi tepemize, sol elimizi göğsümüze koyalım. Derin derin nefes alalım. Her nefes aldıkça bedenimize iyilik, güzellik, huzur, mutluluk dolduğunu hissedelim. Rahatlayalım, rahatlayalım, rahatlayalım. Evet, haydi bakalım başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Boynumuzla başlıyoruz sevgili kardeşlerim. Boynumuz çok önemli. Boyun kaslarınız çok önemli. Boyun kaslarınızı kuvvetlendirmeniz lazım. Boyun kaslarınız gevşedikçe ellerinizde uyuşmalar artar. Boyun kaslarınız gevşedikçe ağrılarınız artar. Horlamanız artar. Horlamaya da mani oluyor bu boyun kaslarını kuvvetlendirmek. O yüzden lütfen bu hareketleri güzel yapınız. Gidebildiği kadar sağa gitsin. Gidebildiği kadar sola gitsin. Gidebildiği kadar sağa gitsin. Gidebildiği kadar sola gitsin. Sağ, sola, sağ, sol, sağ, sola, gidebildiği kadar sağ, gidebildiği kadar sol, sağ, sola, sağ, sol, sağ, sola. Şimdi aşağı yukarı yapacağız. İyice geriye, iyice öne, iyice geriye, iyice öne, iyice geriye, iyice öne, iyice geriye. İyice öne. Olduğu yerde sağa sola eğeceğiz sevgili kardeşlerim. Bu şekilde sağa eğdik, sola eğdik, sağa eğdik, sola. Çok güzel. Kardeşlerim bu hareketleri yaparken isterseniz gözünüzü açın, isterseniz kapatın. Bazen gözünüzü açtığınızda başınız dönebilir. Gözünüz kapalı yaparsanız daha rahat edersiniz diye söylüyorum. Şimdi geldik. Horlamaya da çok faydası var. Hanım kardeşlerimiz şuradaki gıdınızın sarkmasına da çok faydası var. Ne yapacaksınız? Ne yapıyorsunuz? Şu hareketi bakın. Çenenizi öne alıyorsunuz şöyle. Dilinizi içeride damağınıza değiriyorsunuz. Şöyle. Ve şu kasları kasıyorsunuz. Bu horlamaya da çok faydası var. Horlamaya aklımıza gelmişken çok önemli bir hareket daha söyleyelim. Küçük dilinizin gevşemesinden oluyor. Aşağı doğru sarkmasından oluyor belirli bir zaman sonra. Eğer siz küçük dilinizin oradaki kası kuvvetlendirirseniz horlama olmuyor. O zaman ne yapacaksınız? Bakın hak kelimesi söyleyeceksiniz ama K'yi tutacaksınız. Şöyle bakın. Hak, hak, hak. K'yı yaparken de küçük dilin arkada böyle kasıldığını hissedin ve birazcık bekleyin orada böyle. Hak, k, hak, k, hak, k, hak, k. Bunu çok yaptığınız zaman bir ay her gün 15 dakika, 10 dakika bu hak kelimesini söyleyin. Bir ay sonra horlamanızda rahatlama olduğunu yanınızdakiler söyleyecek. Size bu ya sen eskisi gibi horlamıyorsun diyecekler. Lütfen bunu yapınız, ihmal etmeyiniz. Bu kelimeyle bu işi düzeltirsiniz. Horlamayla ilgili önümüzdeki günlerde programda yapacağız ama lütfen bu hareketi sakın unutmayınız kardeşler. Hanım kardeşlerimizin çok şikayet etti. Şu omuzlarının hemen kireçlendi. Bir şey olduğu zaman aman aman ov ov dedikleri. Fibromiyalji denilen sıkıntıdan kurtulmanın en büyük çaresi budur. Çevir. 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 Ters çevir. Ters çevir. Ters çevir, ters çevir, ters çevir, ters çevir. Tekrar öne, öne,
öne, tersine, 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 tersine. Bunu yaparken arkada kürek kemiğiniz adeta birbirine değermiş gibi olsun kardeşlerim. Bakın şöyle şöyle. O zaman anlayacaksınız ki bu kaslarınız çok çalışıyor ve dolayısıyla fibromiyaj denilen sıkıntı olmaz sizde. Bir de bu da çok önemli bakın. İyice kaldır 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 kaldır. Bırak 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 bırak. Kaldır kaldır kaldır. Bırak 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 bırak. Kaldır 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 kaldır. Bırak 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 bırak. Kaldır kaldır kaldır. Bırak 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 bırak. Kaldır kaldır kaldır. Bırak bırak bırak. Kaldır kaldır kaldır. Bırak bırak. Çok güzel. Hadi omuzlarımıza geçtik. Olduğunuz yerde çevir, 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 ters çevir, ters çevir, ters çevir, ters çevir, ters çevir. Omuzlar için yine biri aşağıda, biri yukarıda. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Omuzlar için önemli hareketler kardeşler. Evet. Peki, hadi geldik gariban ellerimize. Lütfen poşetleri burada taşımayınız. Buraya takmayınız, ön bölüme. Muhakkak taşıyacaksanız burada taşıyınız. Ama kendinize yazık etmeyiniz. Beni dinlerseniz, kendinize yazık edip poşetleri taşıdığınız zaman ilk başta anlamazsınız. Size bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra çıkar. Parmağınız böyle takılır, tık, tık, tık diye bizim tetik parmak dediğimiz bir sıkıntı olur. O yüzden lütfen şu ön bölümde değil, lütfen burada. Ağır bir şey taşıyacaksanız, kovalı soba kaldıracaksanız muhakkak bir şey tutunuz. Kavanoz kapağını açacakken muhakkak üstüne bir bez parçası koyunuz. Kendinize yazık etmeyiniz. Çünkü olduğu zaman geri dönüşü zor. Tamirat çok zor. Zedelemek kolay, tamiratı zor. O yüzden bu elinize çok dikkat ediniz. Aklınıza geldikçe de bu hareketi çok yapıyoruz bakın. Pençe bırak, pençe bırak. Pençe bırak, pençe bırak, pençe bırak, pençe bırak. Şimdi yumruk yap, sık, bırak, yumruk yap, sık, bırak, yumruk yap, sık, bırak, yumruk sık, bırak, yumruk yap, sık, bırak. Bileği çevir, 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 ters çevir, ters çevir, ters çevir, ters çevir. Bir de bu hareketi de aklınıza geldikçe yapın. Dışa, içe, dışa, içe, dışa, içe, dışa, içe, dışa, İçe. Çok güzel. Dirsekleri kapatalım, açalım, kapatalım, açalım, kapatalım, açalım, kapatalım, açalım. Şöyle bir rahatlayın bakalım, silkinin bakalım, dökünün bakalım. Derin derin bir nefes alın. Oh. Evet sevgili kardeşlerim, canınız çok sıkkın, yorgunsunuz. Hemen pencereyi açın, şöyle derin derin bir nefes alın. Vücudunuza bol oksijen girdiğinde hemen vücudunuzda bir rahatlama hissedersiniz. Bu nefes olayı çok önemli. Sakın ihmal etmeyiniz. Bunu yaptıkça hemen bir rahatlama, bir huzur gelir. Bir de bir şey daha söyleyeyim size. Nefes alırken sevgili kardeşlerim, dilinizle damağınızla şöyle şöyle biraz gidip gelir, böyle fırça gibi diliniz böyle böyle yapsın. Ne var? Damağınızda bir akupunktur noktası var. Orasına masaj yaptıkça vücudunuza mutluluk hormonu salgılanır. Onu yapabilirsiniz ya da eliniz temizse, eliniz güzelce temizse parmağınızla da damağınıza böyle böyle masaj yaptığınızda mutluluk hormonunuz gelir. Hemen rahatlama hissedersiniz, aklınızda olsun. Parmağınızla da yapabilirsiniz, dilinizle de yapabilirsiniz. Ve en önemli jimnastiğinizi hiç unutmayın. Ya Rabbi bütün verdiklerine çok şükür, çok şükür. Huzuruna, mutluluğuna çok şükür. Beni, devletimi, milletimi, ailemi, çoluğumu, çocuğumu kötülüklerden, belalardan koru. Sana sonsuz şükürler olsun diye hep şükrünüzü ihmal etmeyiniz. Sevgili kardeşler, en çok edeceğiniz dua başkalarına ettiğiniz dualar daha makbul. Başkalarınıza yapacağınız dualar daha güzel. Devletinizi, milletinizi sakın unutmayınız. Çok önemli. Neden? Bakın Suriye önümüzde çok büyük bir örnek. Dün yine tekneyle, botla geçmeye kalkarken bir sürü boğulanlar olmuş, bir sürü ölenler olmuş. O insancıklar da kendi ülkelerinde bir sene önce mutluydular. Sıcacık evlerinde oturuyorlardı. İşte devlet, millet çok önemli kardeşler. Şimdi kıymetini bilmiyoruz, her şeyimiz rahat da anlamıyoruz ne olduğunu. Başınıza aç köpekler gibi üşüşü verdi mi yabancı devletler? O zaman çıkıyor. Bakın herkes üşüştü Suriye'nin başına.
Amerika'sı geliyor, Rusya'sı geliyor. Senin Rus'un ne işi var oralarda? İran'da geliyor. Bir sürü karmaşalıklar, bir sürü olaylar. İsrail zaten fişfişliyor, orası iyice karısında beter olsunlar diye. Kardeşler, ne olursunuz ülkenizin kıymetini bilin. Kardeş kardeşe, can cana güzel yaşamayı öğrenin. Lütfen ülkeniz için çok dua edin. Elinizden geldiği desteği esirgemeyin. Tabii ki desteksiz şimdi gidip de orada savaşın demiyoruz ama hiç değilse duanızla savaşın. Her namazınızda, her aklınıza geldikçe devletinizi iyiliği için, güzelliği için, mutluluğu için dua etmeyi ihmal etmeyin. Önünüzde Suriye olsun. Görüyorsunuz zengin fakir dinlemiyor. Hepsi sefil vaziyetteler. Avrupalı ne kadar hain bak. Suriyeli alleme diyor, kalleme diyor, bir türlü geliyor. Geldin mi ülkeme? Dur diyor, gel bakayım diyor. Neyin var senin diyor. Çok affedersin kadınların, çok affedersin beni affedin. Kadınların kilotlarına kadar arayıp paralarını ellerinden alıyorlar. Düşünüyor musunuz? Biz Türk milleti olarak onları misafir ediyoruz, barındırıyoruz, ediyoruz. Bir tanesi barındırmıyor. Es kaza kaçıp gelenleri de yakaladığı zaman bütün parasına önce bir el koyuyor. İşte Danimarka yapıyor, işte. Bir açıklıyorlar da açık açık. Niçin? Gelmesinler bizim ülkemize. Aman ha oraya gitmeyin, bütün her şeylerimizi alıyorlar dedirttirmek için. Böyle hainlikler yapıyorlar. Böyle insafsızlıklar yapıyorlar. Düşünün ne olursunuz o zaman bu var olan ülkenize sahip çıkın. Birdenbire coştum beni affedin. Haydi bakalım devam ediyoruz. Sırtımızla belimizle ilgili. Ellerimizi ensemize koyduk. Ön tarafta kapadık. İyice açtık 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 açtık. Kapadık 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 açtık açtık açtık. Kapadık kapadık açtık açtık. Sırt için çok önemli hareket. Hanımların arkada çıkan hörgücü için çok önemli hareket. Haberiniz olsun. Yalnız bu hareketi yaparken iyice geriye gitmeniz lazım. Sanki adeta kürek kemikleriniz birbirine yapıştığını hissetmeniz lazım. Şimdi ellerimiz ensemizde. Dönebildiği kadar sağa dönelim. Dönebildiği kadar sola dönelim. Sağa, sola. Sağa, sola. Sağa, sola. Sağ, sol. Sağa, sola. Sağ, sol. Peki. Olduğumuz yerde duruyoruz gene. Sağa doğru eğildik, sola doğru eğildik. Sağa, sola. Sağ, sol. Sağ, sola. Sağ, sola. Rahatla, rahatla, rahatla. Kardeşler, kalça için, diz için basit ama önemli hareket. Bele de faydası var. Ne yapıyoruz? Olduğumuz yerde çek, bırak. İyice çek, iyice bırak. Çek, bırak, çek, bırak, çek, bırak. Çekiniz. Çekiniz. Çek, 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 çek. Şimdi çekiyoruz, yana açıyoruz. Çek, yana aç, getir, bırak. 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 Öbürüne geçtik. Çek, bırak. Çek, çekiniz. Çekiniz. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, yana aç, getir, 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 bırak. Rahatlayın bakalım, rahatlayın. Diz için önemli hareket. Hep yaptırıyorum, ne olur yapınız. Dizinizden şikayetiniz varsa, dizinizde kireçlenme varsa, dizinizde menisküs şikayeti varsa, annenizde, babanızda diz şikayeti varsa ve sevgili kardeşlerim size ameliyat demişlerse ya da ameliyat olmuşsanız da yapabilirsiniz. Protez koymuşsanız da yapabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Bacağı dümdüz uzatıyorsunuz. Ayağı ya kendinize çekeceksiniz ya karşıya uzatacaksınız. Böyle boş durmayacak. Ya karşıya uzatılacak ya da kendinize çekilecek. Hangisini istiyorsanız. Karşıya uzatalım bugün. Olduğu gibi kaldır indir, kaldır indir, kaldır indir, kaldır indir. En az 10 tane bunu yapınız. 10 tane içe dışa yapınız. 10 tane daire yaptırınız. 10 tane tersine daire yaptınız. 10 tane de kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç. Öbürüne geçiniz. En az 10 tane, 10'ar tane yapınız her hareketi. Bacağı uzattık, ayağı karşıya doğru uzattık. Kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır. İçe, dışa, içe, dışa. Dışa, içe, dışa, içe, dışa. Daire, daire, daire. Ters daire, ters daire, ters daire. Kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç. Rahatlayın bakalım. Geldik ayaklarımıza. Ayakları çek, bırak. Çekiniz, bırakınız, çekiniz, bırakınız.
Bu hareketleri yaparken içeride ayak parmaklarınızla hareket ettiniz. Çek, bırak, çek, bırak, çek, bırak. Çekiniz, bırakınız, çekiniz, bırakınız, çekiniz, bırakınız. Rahatlayınız, derin derin nefes alınız. Oh, şükür. Evet sevgili kardeşler. Siz de biliyorsunuz devamlı hep sirke yapıyorum. Diyorum ki ne olursunuz kardeşler şu sirkeleri de yapınız. Çok şükür ki bir sürü cevaplar geliyor. Bir sürü yaptım diyen kardeşler geliyor. Yolda beni çevirip İstanbul'da olsun, birçok yerde olsun, yurt dışında dahil. Çevirip sirkelerden çok memnun olduklarını, sirkeleri yaptıklarını söylüyorsunuz. Bu beni çok mutlu ediyor. Sirke inanılmaz bir nimet. Sirke nimetinden faydalanınız. Çok ucuz, çok basit ve faydası çok fazla. En büyük faydası ne? Bağırsaklarımızda faydalı bir mikroplar var. Probiyotik diyoruz. Bu probiyotikler ne kadar çoğalırsa besinleri güzel hazmediyor bedeniniz. Güzel parçalıyor. İki, hastalıklara karşı faydası var bu probiyotiklerin. Üç, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Depresyonunuz varsa incelemişler. Depresyon olan hastaların probiyotikleri bozuk. Şimdi depresyon olan hastalara bazı yerlerde depresyon ilaçları yerine probiyotikler veriyorlar. Sevgili kardeşler, en bol probiyotik de ne de? Yoğurtta, kefirde, turşuda, sirkede. İşte size çok basit, çok güzel şeyler anlatıyoruz. Lütfen bugünkü sirkeyi de yapın. Kansızlığa faydası var. Nasıl yapacağız? Hemen anlatmaya başlıyoruz. Yarım kilo kadar kırmızı pancar. Tam zamanı pancarların kaçırmayınız. Şimdi var. Bütün marketlerde de var, pazarlarda da var. Yarım kilo pancarı aldık, güzelce yıkadık. Sevgili kardeşler, güzelce yıkadık. Kabuklarını bile soymayabilirsiniz isterseniz. Yeter ki güzelce yıkayınız. Evet, pancarlarımızı koyduk. Kırmızı pancarlarımızı koyduk sevgili kardeşlerim. Evet, biz önceden alıp hazırlıyoruz. Biraz da ışıkların altında hemen kuruyup birbirlerine yapışıyorlar. Ondan sonra ne yaptık? Yarım kilo kadar da siyah havuç. Bulabileceksiniz her yerde. Biz bulamadık diyenler normal havuç da koysanız olur ama siyah havucu tercih ediyoruz. Bunu da attık bunun içine. Rendeledik. Ağzınıza sağlık. Rendeledik. Doğru söylüyorsunuz. Esasında bir şey söyleyeyim size. Güzel olması açısından laf aramızda pancarı da rendeleyebilirsiniz. O da güzel olur. Daha da kolay olur. Biz böyle doğradık ama onu da rendeleyebilirsiniz. Sevgili kardeşler şimdi devam ediyoruz. Ne devam ediyoruz? Bunun içine bir su bardağı kadar kara üzüm koyacağız. Kara üzümle yapacağınız bir şey var yalnız. Koymadan önce havanla şöyle bir eziniz. Şöyle. Aynen öyle. Çekirdekleri falan iyice bir kırılsın. Şöyle bir vurunuz. Biz önceden vurup hazırladığımız için yapmıyoruz. Size anlatıyoruz yalnız. İyice bir ezip koyunuz. Yaklaşık bir bardak kadar koymanızda yarar var. Ha ben iki bardak koyacağım bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Onu da koyabilirsiniz. Gayet de iyi olur. O da olur. Sevgili kardeşler ne koyduk? Pancar. Ne koyduk? Havuç. Ne koyduk? Kara üzüm. Şimdi ne kaldı? Ne kaldı? Suyu kaldı. Bakın hep öğrenelim diye hep aynı şeyleri yapıyorum. Ne sirkesi yapacaksanız yapın. Bir kilo meyveniz olacak. O meyveyi yalnız biraz ya ezeceksiniz ya keseceksiniz. Biraz daha böyle diri diri atmanızdan ezmeniz daha çabuk sirkeleşmesine faydası oluyor. Ona göre aklınızda olsun. Ne koyarsanız koyun. Elmayı mesela kırıp koyun. Ne yapacaksanız böyle biraz ezip koyun daha kolay olur. Bunun içine 4 litre su koyacağız. Hep aynısını yaptım öğrenelim diye. 1 kilo kadar meyvesi, yaklaşık 4 litre kadar suyu. 5 litrelik bir kavanozunuz olsun. Kavanozunuz şu hizası su için size bir şey getirecek. Ona göre meyve azsa biraz daha suyunuzu koyabilirsiniz. Ona göre kendinizi ayarlarsınız. 4 litre de suyumuzu koyduk mu? Koyduk. Ne kaldı? Ağzınıza sağlık. Bir sirkemiz kaldı, bir de tuzumuz kaldı. Haydi bismillah. Neyi koyduk? Sirkemizi koyduk. Hah, bravo. Ne sirkesi? Hiç fark etmiyor abla. Üzüm koy, elma koy, armut koy, limon koy. Biz kendi yaptığımızın limon sirkesini koyduk. Maya olması önemli. İlla maya, yani sirke mayası diye ayrı bir şey değil. Hani peynir mayası var, ayrı bir şey ya. Bu öyle bir şey değil. Daha önceki kullandığımız bir sirke.
Bir çorba kaşığı da kadar tuzu koyduk. Tuz bile yapışmış ışıklardan sevgili kardeşlerim. Biraz döktüm buralara. Şimdi sevgili kardeş, bir önemli bir şey daha yapacağız. Ne yapacağız? Tarih atacağız bunun üstüne. Tarihi de atarız şimdi. Bezin de üstüne koyalım şu şekilde. Ha, bir de karıştıracaktık. Şöyle bir güzelce bir karıştıralım. İyice hepsi birbirine karışsın. Bismillah dedik, karıştırdık. Şimdi ne kaldı? Bezini örtelim. Bezinden sonra şu lastiğimizi de takalım. Lastiği takamadık. Sevgili kardeşlerim, bu lastiği niye koyuyoruz? Bez uçup gitmesin üstünden diye. Siz bezin, böyle lastiğiniz yoksa üstüne bir şey de koyabilirsiniz. Şöyle beziniz şey yapmasın diye. Tarihini de attık. Ne atmışız? Üzümlü, havuçlu, kırmızı pancarlı 9-2-2016'da yaptığımız sirke. Evet. Sevgili kardeşlerim, ne kadar duracak? Yaklaşık 15-20 günde oluyor. Bizim burası biraz daha sıcak, daha çabuk oluyor. Çabuk olmasını istiyorsanız biraz daha sıcak bir yere koyunuz. Yavaş yavaş serin bir yerde olması daha iyi. Sirkeler eskiden hep mahzenlere konulmuş. Uzun süre durdukça daha da iyi olurmuş. Doğru. Daha çok beklese daha da iyi olur. Daha da probiyotikleri gelişir. Ama bizim size tavsiyemiz 15-20 günde gayet güzel oluyor. Sonra süzünüz. Süzerken muhakkak tülbent kullanınız. Tülbent kullanınız. Sevgili kardeşlerim, süzdükten sonra bunu cam şişelere koyup serin bir yerde saklayabilirsiniz. Yine sıcak bir yerde yaparsanız ekşimesi artıyor, haberiniz olsun. Eğer normal düzeyde kalsın istiyorsanız serin bir yere koyacaksınız. Ha, peki bunu yaptık. Posaları ne yapalım? Atalım mı? Katliyen atmayın. Katliyen atmayın. Salatalarınıza kullanın. Yiyin. Şimdi bunun içindekileri mesela salata yaparken buzdolabına koyun. Biraz atın. Avuç atın. 3 günde biter zaten. Sakın atmayınız. Sakın meyvelerini de mümkün olduğu kadar yiyiniz. İşte kardeşlerim, gördüğünüz sirkemiz bu şekilde hazır. Peki nasıl tüketeceğiz? Her gün bundan bir fincan içmeye çalışınız. Ben sabah akşam içiyorum. Güzel bir elmalı narlı bir sirkemiz vardı. Benim amcamın oğlu var, Ali Kunak kardeşim. Abi diyor, senden çok şey öğrendik ama bu sirkeler bir mucizeymiş. Bakalım beğenecek misin diye yapmış, getirmiş bana. Hakikaten benden güzel yapmış. Yani ben bu işi buldum ama bu hakikaten benden daha güzel yapmış. Çok özenmiş. Çok da güzel süzmüş. Lezzet de çok güzel. Narla elmayı yapmış kardeşler. O kadar güzel ki. Ben normalde her zaman bir bardak içiyordum ama bu Ali kardeşimin getirdiği çok güzel olmuş. Sabah akşam içiyorum. İçerken ben direkt içiyorum. Su falan katmıyorum. O kadar güzel. Ağzınızla şu hareketi yapınız. Ne yapıyorsunuz? Dişlerinizin arasında ki taşları temizliyorsunuz. Tükürük taşları başlı başına bir eziyettir, sıkıntıdır. Diş etlerinin çekilmesine sebep olur. Diş taşlarının arasında yaptığı için mikroplar barınır, koku yapar. Sıkıntılı bir iştir. Bakın, sirkeyi alalım. Şu fayansın kenarlarını temizleyelim. Nasıl tertemiz oluyor? Nasıl artıkları temizliyorsa diş taşlarınızın arasındaki artıkları da temizliyor. Hiç zarar vermiyor. Hatta bazen diş fırçanıza bir iki damlatınız bu yaptığınız sirkeyle, bir fırçalayınız. Hem beyazladığını göreceksiniz hem de o taşlardan kurtulduğunu göreceksiniz. Ama ben içerken ağzınıza hızlı hızlı sağa sola vurdurmanızı çok tavsiye ediyorum. Biraz da boğazınızda enfeksiyon şüphesi varsa, ki ben olsa olmasa da her akşam yapıyorum. Şöyle çok özledim, böyle yapıyorum. Ondan sonra yutuyorum. Gargara yapıyorum. O da boğaz enfeksiyonlarına mani oluyor. Suudiye'ye de öğrettim. Suudiye'ye de yaptırıyorum. İşte kardeşlerim, çocuklarınıza da yapın. Mükemmel bir nimet. Bizim yaptığımız sirkeler asitli olmadığı için yakmıyor mideyi. İlla suda karıştırmak gerekmiyor. Ne olursunuz yapın, çok büyük nimetlerini göreceksiniz. En birinci nimeti, bağırsaklarınız hemen güzel çalışmaya başlayacak. İkinci bir şey daha söyleyeyim, şaşıracaksınız ama. Dün akşam Serap Hanım söylüyor. Ya diyor, sen biraz zayıfladın mı? Halbuki ben normal yiyorum, hiçbir şey yemiyorum. Ama sirkenin etkisiyle belki metabolizmam biraz daha çalışıyor. Yaklaşık bir kilo kadar da düşmüşüm hakikaten. Hiçbir şey yapmıyorum. Çok da yiyorum. Ama dediğim gibi sirkenin özelliği olabilir. Her gün yediğimizin özelliği olur. Ben ikiye çıkardığım için belki olmuş olabilir. Diyeceğim, kilo vermede de faydası olabiliyor. Aklınızda olsun. Sevgili kardeşler. Ha? Sirkenin kokusu geliyor canım abim. Sağ ol. Allah razı olsun.
Önümüzdeki günlerde size gene başka sirkeler de söyleyeceğiz. Çok çalışıyoruz sirkeler üzerine. Hocam, çok ha söyle abla. Bravo. Hemen anlatalım. Sevgili kardeşlerim. Doktorlarınıza danışacaksınız tabii ki içelim içmeyelim diye. Ama doktor kardeşlerimiz sizin sirkenizin piyasa sirkesi gibi olduğunu zannederler, hemen hayır derler. Ben de size şöyle bir tavsiyede bulunurum. Önce bunu sulandırıp içiniz. Ya da ayranla içiniz. Bak deneyin. Yani yoğurtla karıştırın sirkeyi. Bakın nasıl asidini düşürüyorsunuz. Hem yoğurt nimeti alıyorsunuz hem sirke nimeti alıyorsunuz. Vallahi billahi bunların hepsini denedim. Yani tadı kötü bir şey olmuyor. Çok güzel oluyor. Maden suyuyla ayran yaptınız mı? Aynı maden suyu ayran gibi oluyor. Aynı maden sulu ayran gibi oluyor kardeşler. Sirkeyle midesinden şikayet olanlar sirkeyle onu yapsınlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Katliyen aç karnı almayınız. Ha midemde aldığı bir sıkıntı var. O zaman tabii ki en iyi doktor kim? Hastanın kendisi. O zaman almayacaksınız. Ama doktorunuz alma dediyse, o bir şey gördüyse de tabii ki doktorunuz dediği her zaman çok önemli. Bunu ihmal etmiyoruz. Kardeşler şimdi bir görüntülerimiz var. Nerede? Güzel şöyle soğuk havalarda size bir yazın çektiğimiz bir görüntülerimiz varmış. Taraklı. Taraklı neresi? Sakarya'nın bir ilçesi. Görelim bakalım. Çok güzel yeşillikler içinde. Ta Kanuni Sultan Süleyman ta oraya camiler yaptırmış. Ta o zamandan beri bizim eski bir şehir, ilçemiz. Görelim bakalım orada çekimler yapmışız. Dinleyelim neler olmuş. Doktor Civan'ın, doktor Civan'ın. Ülkemizin çok güzel bir yerindeyiz sevgili seyircilerim. Burası Sakarya'ya bağlı Taraklı kasabasındayız. Taraklı çok eski zamanda Osmanlı'nın da buralardan geçti. Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin İpek yoluyla nedeniyle buradan geçti. Hatta buraya bir 500 yıllık camisini yaptırdığı bir yöremiz Taraklı. Taraklı'da biz burada ne yapacağız? Hastalarımızın evlerinde ziyaretler edeceğiz. Hastalarımızın evlerinde neler yapabiliriz, neler yapamayız onları anlatacağız. Yolda giderken gördüğümüz herhangi bir bitkimiz varsa onlar hakkında bilgiler vereceğiz. Dutlardan konuşacağız, kirazlardan konuşacağız. At kestaneleri var, onlardan konuşacağız. Sizlere böyle değişik güzel bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Sevgili seyircilerimiz, yolda giderken deve dikeni bitkisini gördük. Bakın deve dikeni bitkisi böyle bir bitkimiz görüyorsunuz. Tam burada bakın arı da çok güzel burada balını alıyor şu anda. Çok güzel balını alıyor çiçeğin içinden gördünüz. Çok güzel böyle morumsu çiçekler açar. Burada da var bir tane. Evet. Şimdi bu bitkimizi yol kenarlarından olanlarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü egzoz dumanlarından dolayı iyi olmayabilir. Ama tarlalarınızın kenarında, yol kenarlarından uzak olan yerlerde bu bitkilerimizi mümkün olduğu kadar muhakkak elinize bir eldiven giyerek, çünkü dikenler batar. Şu diplerinden koparıp bunları kurutunuz. Kuruduktan sonra bunların bu bitkisinin kurumuş yapraklarından çay yapacağız. Nasıl yapacağız? Kurumuş yapraklarından bir tutam atacağız. Bir dakika kaynatacağız. Bir dakika demleyip içeceğiz. Neye faydası var? Karaciğere çok büyük faydası var. Karaciğer sirozlarında, karaciğer yağlanmalarında bir dakika kaynatıp bir dakika demleyip çayını içtiğimiz zaman mükemmel iyi geliyor. Deve dikeni dediğimiz bitkimiz bu. Her yerde görebileceksiniz. Her yerde bulabileceksiniz. Aklınız olsun. Bunu kurutup çayını içebilirsiniz. Ama dikkat edin, ellerinize batar. Muhakkak eldivenle tutup kesmeniz lazım. Bu bitkinin deve dikeni tabir ettiğimiz bitkimiz. Bakın renginin güzelliğine bir bakın. Karaciğer yağlanmalarında, karaciğerinizin yorgun olduğu vakalarda bunun çayını içmeniz çok faydalı. Bunu güneşte kurut değil, gölgede bir yerde kurutunuz. Ondan sonra yapraklarını toz haline gelir zaten. Bir cam kavanozda saklayınız. Mükemmel bir karaciğer koruyucusudur. Aklınızda olsun sevgili seyirciler. Diken arasında bir gül açılmış, bülbülüm bahçene ötmeye geldim. Sevgili seyircilerim, şimdi burada bir dut ağacının oradayız. Dut, iki çeşit dut var bildiğimiz gibi. Bir beyaz dut var, bir kara dut. Bu gördüğümüz bir beyaz dut. Bakın ne kadar güzel dutlarını görüyorsunuz. Çok güzel. Dut şeker oranı çok güzel. Vücudumuza çok faydalı bir bitkidir.
Dutun özelliklerinden bir tanesi bu yapraklarından çok güzel aynı sarma yapabiliriz. Yani asma yaprağından yaptığımız dolma gibi dolma yapabiliriz. Bakın bu yapraklarından, hele taze yapraklarından mükemmel olur. Dut yaprağını biz size nasıl tavsiye ediyoruz? Dut yaprağını diyoruz ki böyle zamanda alınız. Bunu da gölgede kurutunuz. Kuruduktan sonra ne yapınız? Bunu idrar kaçırma için bir bardak suyun içinde bir tutam kaynatıp bir tutam demleyip içmemiz mükemmel bir şekilde idrarımızın kaçırmasına mani olucu. Çocuklarda da büyüklerde de kullanılabilir. Dut yaprağının çayı. Dutta katliyen böcek olmaz. Çok önemlidir. Kendi kendini korur. Hiç böcek olmaz. Bakın çok büyük nimet. Gördüğünüz gibi dut. Bir de şimdi kara dut dediğimiz bir dut var. Burada o kadar şanslıyız ki hem beyaz dutu gördük. Şimdi hemen yan tarafında da bir de kara dutumuz var. Onun yanına gidiyorum. Kara dut da şimdi size anlatacağım sevgili kardeşlerim. Dut yedim tuttu beni, tuttu uyuttu beni, ne hayırsız ya. Şimdi şurada renklerin güzelliğine bakın kardeşlerim. Demin size beyaz dut gösterdim. Burada da gördüğünüz gibi bir kara dut. Bakın önce böyle bir kızarıyor. Önce ilk hali bu. Hafif pembeleşiyor, ondan sonra kızarıyor. Ondan sonra da burada gördüğünüz gibi kapkara oluyor. Gördüğünüz gibi kapkara. Dutun özelliği eğer olduğunu anlamak için silkelememiz lazım. Bir böyle pıt diye kendiliğinden hemen bakın düştü bir tanesi. En ufak bir sallantıda bakın dokunur dokunmaz düşüyor. Bu olmuş demektir. Bakın olmuş demektir. En büyük özelliği en güzel antioksidandır. Biz sizlere ne diyoruz sevgili kardeşlerim? Her türlü kara şeylerden yiyebilirsiniz diyoruz. Vücudun en iyi toksin atıcıdır. Bakın tuttu dokunacağım şimdi. Bakın ne kadar güzel. Bakın kardeşlerim bakın. Bakın pıt diye hemen geliveriyor. Gördüğünüz gibi olmuş olan dutlar hemen böyle parmağınıza dokunur dokunmaz gelir. Hatta bunu çarşafla silkeleyerek toplanır. Bakın. Bakın şu nimetin güzelliğine bakın. Bir tane de öbür renginden koyayım yanına. Bakın kardeşlerim şu güzel nimete bakın. Önce böyle oluyor, sonra bu hale geliyor ve çok güzel antioksidan özelliği vardır. Peki ne özelliği var? Kansız kardeşlerim. Ne olur bolca karadut yiyiniz. Karadutu kurutulmuşun da çok faydalıdır. İçinde bol demir vardır. Anemi yani kansızlık çeken kardeşlerim, hamile kardeşlerim sizlere çok faydalı. Tam zamanı. Ne olur yiyiniz. Hem size hem çocuklarınıza çok büyük faydası var. Karadutu çok tavsiye ediyorum. Tam da zamanı. Karadutun şurubunu yapabilirsiniz. Sıkıp şurubunu yapabilirsiniz. Kurutulmuşunu yiyebilirsiniz. Bir de dutun egzamadaki faydasını anlatacağım size. Dutu ne yapıyoruz? Bilhassa beyaz dutta yapacağız yalnız. Kara dutta elinizde rengi kalır. Beyaz dutu güzelce eziyoruz. Egzamalı yerlerinize hani ellerinize ayaklarınıza yara olur ya. O yaralı bölgenize güzelce sürüyorsunuz. Yaklaşık 10-12 saat kadar bekleyin diyoruz. Ondan sonra onu çıkarıp güzelce soğuk suyla yıkadıktan sonra oraya ozon yağı sürüyoruz. Mükemmel bir fayda sağlıyor. Karadutun saymakla bitmiyor sevgili kardeşlerim. Vücudumuzda antioksidan yani toksin atıcı özelliği. Kansızlığa karşı faydası var. Anemi de kullanılabiliyor. Ve şeker oranımızı çok güzel sağlıyor. Herkese tavsiye ediyorum. Bağırsaklarımızı güzel çalıştırıyor. Bakın dut kabızlık çeken kardeşlerim. Yaklaşık 20-30 tane dut yiyip bir de üstüne su içtiniz mi mükemmel bir şekilde sağlıklı bir şekilde bağırsaklarınız çalışır. Bir de dut yemiş bülbüle dönme diye bir hikaye vardır. Onu biliyor muydunuz sevgili seyircilerim? Bülbül niye dut yemiş de bülbül dut yemiş bülbüle dönmüş? Şimdi dut zamanı bülbül hani bu bülbül biliyorsunuz hiçbir zaman kafeste yaşamaz. Hep dağlarda yaşar. Bülbül çok güzel öter. Herkes bilir ormanda yaşayanlar, dağda bahçesi olanlar. Dut zamanında bülbül çok tadıyla yediği için o kadar karnı doyarmış ki çok da severmiş, çok yermiş. Bu sefer karnı şiştiği için, çok yediği için ötemez olurmuş. O yüzden dut yemiş bülbüle döndün derler. Dut yedim tuttu beni,
tuttu uyuttu beni. Ne hayırsız yarimiş, gitti unuttu beni. Evet sevgili seyircilerim, Taraklı'daki kardeşlerimize çok selamlar gönderiyorum, çok saygılar gönderiyorum. Bu arada Sivas'tan, Bursa'dan çok mailler geldi, çok selamlar istiyorlarmış. Burada da bir kardeşimizi yollamışlar, onun aracılığıyla da söylüyoruz, çok selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, Sivas'a da sevgili selamlar. Sevgili kardeşler, dut nimetinden yararlanınız. İnanılmaz bir nimet, kışında kurusunu yiyiniz. Kara dutunda, beyaz dutunda olur. Çok büyük nimet. Çocuklarınız okula giderken birazcık yanında veriniz. Çok çabuk kana karışan şeker vardır içinde. Hemencecik enerji verir. Meyve şekeridir. Diğer hocaların söylediği gibi şeker değildir. Muhakkak verebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Kara duttan da yararlanabilirsiniz. Çok şükür ülkemizde, kuru yemişçilerimizde bunlar var. Lütfen yararlanınız. Beyaz dutta, kara dutta çok büyük nimet. İmkan olduğunuz nispetle yararlanın. Şimdi hemen size küçücük bir şey söyleyeceğim. Feridun Bey yıllarca milli takımın doktorluğunu yaptı. O yüzden o milli takımın doktorluğunu yaptığı dönemlerde ben sordum, dedim ki ne yapıyorsun? Hani futbolculara ne veriyorsunuz? Enerjilerini hemen bir an önce yükseltmek için ben de kullanayım diye. Dut suyu dedi. Bir de üzüm suyu dedi. Kana hemen doğru karıştığı için. Doğru. Değil mi? Ve şimdi hemen bir tanesini yapacağım işte. Şimdi hemen enerji verdiği için. Söylediklerimden bir tanesini yapacağım. Ne yapacağız sevgili kardeşlerim? Bunu muhakkak yapmanızı istiyorum. Evinizde duracak, çocuklarınıza içireceksiniz, nimetini göreceksiniz. Hep anlatmıştım kamplarda yapıyorum diye. Nasıl yaptığımızı anlatalım kardeşlerim. 2 tane su bardağı kara üzüm alıyoruz. 3 su bardağı da olur isterseniz biraz. Ama muhakkak ezmenizi istiyorum. Muhakkak ezmenizi istiyorum. Bu önemli. Ezdikten sonra bir kabın içine koyacağız bunları. 2 tane kara üzümü bir kabın içine koyduk ama özeceksiniz. Biz önceden ezdiğimiz için bardağa da yapışıyor. O sıcaktan evet dolayı ışıklardan. Işığın da etkisi var. Doğru Serap Hanım. Işıklardan biz de solduk burada Feridun Bey. İçine. Ben solmadım vallahi Serap Hanım. Sen solmuş olabilirsin. Çiçek. Ben altında solmadım. Ben de solmadım canım. Aa. Niye o zaman solduk diyorsun? Sen solmadıysa diyorsun. Ben hiç solmadım. Aşk olsun. O zaman niye o zaman soldum moldum diyorsun? Yani ben ışıkların altında kardeşim. Hani cilde falan biraz belki zararı var. Hiç zararı yok. Yok mu? Hiç iyi. Yok. Tamam. Eğer faydalı bir iş yaptığınızı hissediyorsanız evet, ne olursa olsun o size çok güzel enerji olarak dönüyor. Serap Hanım dediği doğru işte evet, ışıklar biraz şunlar bunlar filan ama eğer iş bittiyse, hele bir de program güzel geçtiyse, bir de seyircilerimizden böyle güzel evet, bir şeyler güzel aldıysak, aldıysak o kadar doğru mutlu oluyoruz ki hiç yorgunluk morgunluk hiçbir şey kalmıyor. Neyse sevgili kardeşim, yok, 2 su bardağı kara üzüm koyduk mu? 8 su bardağı da su koyuyoruz bunun içine. 8 su bardağı da su koyuyoruz. Yani yaklaşık 2 litre civarında. 1 su bardağı büyükse, eğer 1 su bardağı büyükse yaklaşık 250 oluyor. Böyle küçükler 200 cc. 5 tanesi 1 litre yapıyor, aklınızda olsun ölçü olarak. Ha tamam, biraz daha büyükleri 250 alıyor. Bunlar 200 kadar alıyorlar, aklınızda olsun. Ben 4,5 diyebilirim. 4,5 su bardağı 1 litredir. Sen 5 mi diyorsun? 5 diyorum. Sen 5 diyorsun. Ben 4,5 diye biliyorum. İlla benim dediğimi yok, demeyecek ya. Öyle, değiştirecek ki. Yarım puanla hemen değiştirdin. Hala pudinglerin arkasına bile yazar böyle. Başları pudinge. Bu da Feridun pudingi. Bu da Feridun pudingi. Tamam 5 su bardağı. 1 litre yapıyor diyorsun. Ya en güzel şeyimi girdin araya bozdum. Bir dur. 8 su bardağı su koyduk. 2 su bardağı kara üzüm koyduk. Bunu iyice bir kaynatacağız kardeşler. Nasıl kaynatacağız? İyice üzümler yumuşacık olana kadar kaynatacağız. Yumuşacık olacak üzümler, yumuşacık. Yaklaşık 1 saat falan sürebiliyor, hoşaf haberiniz olsun. Hoşaf gibi. Aynen değil öyle. Değil mi? Hoşaf gibi. Aynen öyle. Dinleyiniz, dinleyiniz. Sonra bu üzümler olduktan sonra şöyle bir şey yapıyoruz kardeşler. Biz önceden yaptık çünkü vakit yetmiyor. Robotu aldık, iyice üzümleri, çekirdekleri falan kırılsın diye iyice karıştırdık. Bakın şöyle bir bulamaç oldu, görüyor musunuz? Bakın böyle bir bulamaç oldu. Ağzınıza sağlık. Blender'la iyice ezdik. Dur ya, ne şırası? Şıra mıra değil ya. Herkes bir şey söylüyor ya. Benden başka herkes bir şey söylüyor. Feridun Bey, bir gün sadece erkekleri getirelim buraya. Bence de. Vallahi getirsek gırtları da çıkmaz, mis gibi de konuşurlar. Bak, sen çok mutlu olursun, ondan eminim. Kadınlar. Yok, estağfurullah. Ben bacılarımı çok seviyorum.
Onlar benim veli nimetim. Şaka. Tabii Viyana'dan geldi bir erkek kardeşim konuşsun. Ne diyorsun abi bu işe? Ne diyeyim hocam? Korkusundan bir şey evet, diyemiyorum. Yengem de hemen yanında, o yüzden bir şey söyleyemiyor. Ne diyeceksin? Allah derim de geç git, en iyisi o. En iyisi o dediğin gibi. Peki. Şaka bir tarafa sevgili kardeşlerim, siz başımızın tacısınız. Şaka olsun, gülelim diye söyledik. Evet, ne yaptık şimdi? Öyle... Ne yaptık? Kara üzümü koyduk, kaynattık, iyice yumuşadı, blenderdan geçirdik. Şöyle bir nimet var. Acaba bu ne? Yok. Dur, değil. Dur Serap Hanım, dur bakalım. Söylemeyeceğim canım. Aa, ha. Aşk olsun. Bu ne? Söylemeyeceğim Feridun Bey. Ağaç kabuğu, doğru da hangi ağaç kabuğu? Ben de dinlemek istiyorum. Hangi ağaç kabuğu? Çam mı, söğüt mü? Çam değil. Bilene ne vereceksiniz Feridun Bey? Bilene ne vereceksiniz? Ona göre... Bilene ne verelim? Ne istiyorlar? Ozon yağı verelim bilene, tamam. Hadi. Odunu bir daha bir göstereyim, ekrana bir göster. Ya kalmadı odunun, bitti. Bir göster, bir ekrana bir göster, ekrana bir göster. Çürümüş kavak ağacı diyen oldu. Çürümüş kavak ağacı çıra değil. Çıra diyen oldu. Çıra odun parçası. Odun parçası diyen oldu. Çam diyen oldu. Peki bir şey söyleyeceğim. Yararı ne? Önce onu söyleyeyim belki şu oradan. Şu kapının önünden gelirken odunun köşesinden aldım, getirdim, size verdim. Hiçbir şey değil odun. Yararı ne yararı? Yararı ne? Ne? Bu dinleyin. İçinde demir oranı çok fazla. İçinde demir oranı çok fazla. Kansızlıkta kullanılan çok mükemmel bir şey bu. Bir kansızlıkta. Ağacın kabuğu. Bir ağacın kabuğu kansızlıkta çok kullanılıyor. Bilhassa demir eksikliğinde çok hangi kullanılıyor. İçinde demir var. Bu demir ağaç bir ağacın kabuğu ama bir ağaç kansızlıkta kullanılıyor, bu çok önemli. Tarçın değil abla ya. Ağacı çam ama çam da değil. Neyse. Neyse. Çınar mınar değil. Meşe, ya bu ozon yağı bana kaldı artık. Ne yapayım? Nerede bildin? Bilmedin ki. Söğüt değil. Akasya değil. Çınar hiç değil. Ozon yağını duyunca daha çok heveslendiler ama netice yok. Avokado, alıç. Oo, artık çarptı. Hemen söylüyoruz, söylüyoruz, söylüyoruz. Tamam, bitti artık. Söylüyoruz, söylüyoruz. Söylüyoruz, tamam, bitti. Vakit doldu artık, bilseniz de fayda yok. Durun bir dakika. Kına, kına. Kına, kına. Kına, kınanın öz... Ya kansızlıkta çok kullanılıyor diyoruz işte. Daha ne diyelim ya? Kına, kına. Bir durun. Bir dakika durun. Şimdi kına kınayı şöyle yapıyoruz. Üzümleri kaynattık mı? Kına kına kabuklarını da böyle bir beze sarıyoruz. Beze sarıyoruz. Beze sardık. Neden beze sardık? Diğer şeye karışmasın diye. Bunun içine atacağız. Yaklaşık bir 15 dakikada kına kınayla kaynatacağız. Kına kına birçok demir eksikliği anemiste kullanılan çok özel bir ağacın kabuğudur. Bunu attık bunun içine. Sevgili ama bizim elimize yaktığımız, saçımıza yaktığımız kına ile ilgisi yok. Aynen, bu başka kına bir şey. Kına diye başka bir evet. Şey. Başka bir şey. Adı kına kına. Evet, bunun şimdi tozu da satılıyor, bitmedi. Kabuğu da satılıyor. Bitmedi, İkisi bitmedi. De satılıyor. Üzümün içine bunu attık hani. Bunun içine iki çorba kaşığı dolu dolu da keçi boynuzu tozu koyacağız. Bu karışıma iki çorba kaşığı da keçi boynuzu tozu koyduk. Şöyle karıştırdık. Şimdi kardeşlerim bunu bir 15 dakika daha kaynatacağız. Şimdi önce üzümü kaynattık. Bak burası önemli. Kına kınayı önceden atmadık. İyice kaynattık. Üzümü bulama çağına getirdik. Ondan sonra güzelce ocaktan indirdik. İndirdikten sonra kına kınayı bezle koyduk. Neden? Dağılıyor, toparlayamayız. Kına kınayı güzelce bunun içine attık. İçine de ne attık? 2 çorba kaşığı da keçi boynuzu tozunu attık. 15 dakika daha kaynatacağız. 15 dakika sonra
Kapatacağız kapağını, 15 dakikada demlenecek. Ondan sonra bu kına kınayı içinden alacağız. Şöyle beziyle alacağız. İşte bu karışımı, çocuklarınıza sabah, öğle, akşam fırsat buldukça, aklınıza geldikçe içireceksiniz. Kendinize de. Benim, kendinize de. Evet. Bravo Serap Hanım, bravo. Kendinize de, çünkü gerçekten benim de demin eksikliğim vardı. Ben de bu karışımı yaptım. Gerçekten geçti. Şimdi yeni tahlil verdik. Doğru. Demirim çok iyi çıktı. Aynen bunun öyle. Bunun çok etkisi var. Herkese bravo. Tavsiye bravo. Ediyorum. Böyle inanmayarak da yaptım ama gerçekten çok etkisi var. Yanaklarımda da böyle hafif bir kızarma meydana geldi. Doğru. Doğal allık sürmüş gibi. Demek evet sevgili kardeşlerim, bunu ihmal etmeyiniz, yapınız. Şimdi biraz sonra bir başka bir karışım daha yapacağım. Bu da kolay, bu da basit ama bu da çok güzel netice veren. Demir eksikliğinde ve diğer eksikliklerde mükemmel kansızlığı düzelten, aynı zamanda böyle diye enerji veren veriyor, çok doğru. mükemmel bir şey. Sakın bunu ihmal etmeyiniz. Lütfen yapınız can kardeşlerim. Şimdi biraz sonra bir karışım daha yapacağım. Ondan sonra da kanla ilgili çok özel anlatacaklarımız var. Serap Hanım'ın çok güzel kısırı var ama evet, reklamlardan kırmızı sonra buradayız. Kısır. Evet sevgili seyircilerim, kansızlıkla ilgili özel şeyler yapıyoruz. Şimdi Serap Hanım bize bir kısır yapacak. Kısırı, ne kısır yapacaksınız Serap Hanım? Ne dediniz? Kansızlığa çok iyi geliyor dediniz. Pancar. Tamam. Pancar çok iyi geliyor yani dediniz. Yani kırmızı pancar. Evet, kırmızı pancar. Evet. Hadi buyur hemen kırmızı pancar. Kırmızı pancarı, bir tane kırmızı pancarı dış kabuklarını soyduk, dörde böldük. Böldükten sonra 4,5 su bardağı suyun içinde haşladım. Kısırı, ince bulguru alıyorum. Şöyle 2 su bardağı ince bulguru, 4,5 su bardağı pancarla haşladık. Üzerine şöyle ıslatıyorum. Evet, pancarla, pancarın 4,5 suyuyla. 4,5 su bardağıyla bir pancarı haşlamış. Evet, pancarın suyuyla ıslatıyorum. Şöyle üzerine geçecek kadar. Bir dakika kadar. Bana verir misin? Tamam. Bana ver. Geçti, koyamadım, geçti üzerine. Şöyle bak. Üzerine bitti mi yani? Birazcık daha. Evet, biraz tamam üzerine mı? Geçecek kadar. Tamam. Tamam. Tamam mı? Evet, tamam Feridun. Kim kötü olursa bahaneyi bana bulacak. Yok, çok koydum hayır, diyecek. Hayır, tamam. Tamam, tamam mı? Tamam. Değil mi? Harika, harikasın. Tamam dede, şimdi harikasın. Reklamlara gidiyoruz ağzını sevgili kapatıyoruz. Şimdi ağzını reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan şişmesini sonra çok bekleyeceğiz. Uzun bir şekilde başlayacağız. Bakalım şişecek mi, şişmeyecek mi? Kısır olacak mı, olmayacak şişecek, mı? Şişecek. Ben de size çok güzel... şişecek. çok güzel kansızlık karışımlarına devam edeceğim. Lütfen evde kolayca yapabileceğiniz... Bakın bir şey söyleyeyim size. İlaçlarla, minaçlarla kan çok düzelmiyor. Bunlarla düzeliyor. Lütfen doğru. dikkatli dinleyin bugünkü programı. Lütfen uygulayın. Çocuklarınızda fark etmediğiniz şekilde çok kansızlık var. Ama reklamlardan sonra buradayız. Şimdi reklamlardan sonra buradayız. Evet sevgili seyircilerim, şimdi programımıza devam ediyoruz. Serap Hanım'ın kısırı şişti mi Serap Hanım? Tamam mı? Devam edecek misin? Sen de mi şiştin? Ben şiştim bekleye çünkü. şiştim bekleye. Ben programı yetiştirmeye tamam. çabalıyorum, o yüzden şiştim hakikaten. Tamam ama sen istiyorsun Feridun Bey yemek yap diye. Ben ama güzel kendimi... olsun işte. Güzel bir oluyor. Önce yap diyorum hadi. Güzel oldu, şişme çok güzel oluyor. Bir buçuk çay bardağı zeytinyağımız var. Zeytinyağımızı koyduk. Bu tarif tam oluyor. Harika bir kısır tarifi. İsterseniz siz sıcak suyla da yapabilirsiniz. Pancar suyuyla değil. Şöyle bir tane soğanımız var. Soğanımızı koyduk. Evet, kimi çiğden de koyuyor soğanı. Ama ben genelde kavurup koyuyorum. Zeytinyağını koyduk. Evet, soğanı rendelemiyorum çünkü o zaman acı oluyor. Evet, acı suyu çıkıyor. O yüzden soğanı küçük küçük doğradım. Bir çorba kaşığı biber salçası, iki çorba kaşığı domates salçamız var. Şöyle bunları da kavuracağız. Salçayı, soğanı hepsini beraber kavuruyorum. Hatta ben kavurduktan sonra baharatları da bunun içine koyuyorum. Baharatları da kavuruyorum. Kavuracağım. Yani bir 5 tamam. dakika sen var. Devam beş dakika et. Hazır olunca bana haber ver. Tamam sen. Şimdi sevgili kardeşlerim. Devam et. Kansızlık için size yine güzel bir karışım yapacağım ama acaba kansızlıkta ne oluyor? Ne sıkıntılar oluyor? Hani Nasrettin Hoca damdan düşmüş. Demişler ki aman hastaneye götürelim, doktor getirelim, ambulans falan deyince durun demiş, durun. Bana bir tane damdan düşen bulun demiş Nasrettin Hoca. Ya o biz zaman ambulans mı varmış burada... Feridun Bey? Ha? ambulans mı varmış o zaman? O zaman da varmış tabii. Nereden? Böyle sedyene götürüyorlarmış. Nasrettin Hoca'nın zamanında ambulans varmış. Evet, koştura koştura sedyeyle götürüyorlarmış. Şaka bir tarafa kardeşlerim. Şaka bir tarafa, evet. Şimdi damdan düşenleri bulduk. Yani kansızlık çeken kardeşlerimizi bulduk.
acaba ne şikayetler oluyormuş? Kansızlıkta neler oluyor onları anlatacağız. Sizde de kansızlık var mı yok mu nasıl olduğunu anlayacaksınız onu göstereceğiz. Bir kere kansızlık nasıl anlaşılır onu anlatalım önce. Ne şikayetin var anlat bakayım. Halsizlik yorgunlukla başladı. Demek ki sizde bir halsizlik yorgunluk varsa şüpheleneceksiniz. Sonra abla? Sonra doktora gittim. Hı. Kansızlık dedi. Ne kansızlığı dedi? Şimdi kansızlıklar bir B12 kansızlığı var. Bir demir eksikliği kansızlığı var. Başka türlü kansızlıklar da var. İsim söyledin mi bir şey? B12. B12 eksikliği varmış. Bakın B12. B12 en çok nerede var? Kırmızı ette var. Evet. Ekmekte var. Ekmekte var. Yumurtada var. Sevgili kardeşlerim. Evet. Şimdi bu ablamıza soralım bakalım. Başka bir şikayet yapıyor mu sende? Yok, kırmızı etten oldu zaten. Biz çok tüketiriz Güneydoğulu olduğumuz için. Dur bakalım. Ama kırmızı et B12 iyi. Daha ne? Sen kırmızı eti iyi tüketmemişsin ondan o. Evet devam hocam, et. Hocam ben de B12... Sen şöyle bak. Şu 3 numaraya doğru konuş abla. Ha, B12 mi eksik hocam? Ablamda da B12 eksik. Ayda iğne yaptırıyorum kan iğnesi. Kan ayda iğnesi yaptırıyorum B12 yerine. Halsizlik, yorgunluk hocam. Peki halsizlik, yorgunluk. Bir de böyle ben oturduğum yerde hocam bayılacak gibi oluyorum böyle. Ama etraftan geleni duyuyorum da böyle halim yok. İçi geçiyor. Hı. Kansızlıkta en büyük sebeplerden biridir. Evet. Şöyle bir yukarıya doğru bak bakayım ablacığım. Evet. Şimdi devam edelim bu ablama soralım. Sende ne şikayetler oluyor abla? Elimde ellerim ayaklarım hiç ısınmaz. Bende de B12 eksikliğim var. Duydunuz mu? Bir tane de ablam dedi ki ellerim ayaklarım hiç ısınmıyor dedi. Isınmaz. Soğuk oluyor hep dedi. Hep soğuk, hep ısırık. Şimdi ısındı burası sıcak. Evet. Bizim stüdyoda ısınmış kardeşlerim. Evet, burada tamam. Isındı. Dışarıda soğuk. Tamam. Sana soralım ne şikayet oluyor abla? Benim de kansızlık. Ne şikayet oluyor? Ellerim uyuşuyor bir de. Ablamınki de ellerde uyuşma oluyormuş. Ellerde. Peki. Bu kardeşimiz adam. Sende ne oluyor abla? Bende de yürüyemezlik başlamıştı. B12 eksikliğinden bir tanesi de sevgili kardeşlerim çok önemli. Adımlarınızı şöyle atarsınız. Bakın bir göstereyim. Bak şöyle. Bu da yaşlılarda görülen B12 eksikliğine bağlı bir durumdur. Böyle hani çocukların aldım verdim oyunu var ya onun gibi böyle küçük küçük atar böyle böyle. Bu da bir eksiklik B12 eksikliğinde olan bir durumdur. Bu kardeşimizde de yürümede bozukluk olmuş. Şimdi bir yukarıya doğru bak bakayım abla. Evet. Şimdi anlatacağım size anlatacağım. Kansızlıkta... Niye yukarıya baktırdınız? Şey... Kansız olunduğunu nasıl anlayacağız onu göstereceğim. Benden gel bakayım yanıma. Sevgili kardeşlerim, bir kişinde kansızlık var mı yok mu nasıl anlayacaksınız? Önce şu göz genel durumuna bir bakacaksınız. Ondan sonra şu göz bebeğini yukarıya doğru bak bakalım Berna Hanım. Şöyle bakacaksınız. Rengine dikkat edeceksiniz. Bakın rengine. Yukarı doğru bak. Bu kansız. Berna şimdi bir dakika, kansız mısın bir dakika bakayım. Dur. Bana bak bir bakalım. Dur Serap Hanım. Peki aman gel sana hayır, bakalım. İkimizin arasında fark var mı merak ettim. Ben kendimle göstereceğim, sen de göstereyim. Tamam. Sen kanlı mısın? Evet, kanlı ve canlıyım. Evet. Hanımız kanlı canlı maşallah. Ferit'in gözüm tut. Çıkacak. Peki kendin tut o zaman, kendin tut. Tamam, şöyle aşağı evet, doğru şöyle, tut. Şöyle şöyle. Berna Hanım'kini de tutalım. İkisini mukayese yapalım. İkisini mukayese yapıyoruz. Yönetmenim ikisini aynı anda verebileceğiz mi? Kıpırdama Serap. Bakın göz bebeğinizden farkı anlayacaksınız. Görüyor musunuz? Bakın Serap Hanım'ki soldaki bu Berna Hanım'ki. Berna Hanım'ki beyaz diğeri kırmızı. Göz bebeğinizden bakacaksınız önce. Doktorlarınız da ilk başta göz bebeğinizden bakarlar. Bu önemli bir husus. Avucunuzun içinden bakacaksınız. Şöyle uzat bakalım Serap Hanım. Şimdi Berna Hanım'ki de fena değil ama şöyle yapıp gerdiğinizde şuralardaki beyazlıkların fazla olması birazcık daha kansızlık olduğunu gösterebiliyor. Avucunuz içine bakacaksınız. Beyazsa esasında Berna Hanım'ki de güzel gözüküyor ama Berna Hanım'ın şu beyazı Serap Hanım'a göre daha açıktı. Oradan bir şüphelenilecek kan tahlili yapılacak. Kan tahlilinde ortaya çıkıyor bu kansızlık durumlar. B12 eksikliği, demir eksikliği, genel sistem eksikliği ortaya çıkıyor. Kan niçin önemli? Geçebilirsiniz. Çok önemli. Kan niçin önemli? Vücudunuzun bütün ihtiyaçları onunla sağlanıyor kardeşlerim. Evet, doğru. Saçlarınız kırılıyorsa, şimdi bir görüntümüz var onu bir çok görelim. Önemli, bakın dikkat dökülüyorsa, edin. Kansızlıktan evet. Şüpheleneceksiniz. Bir,
saçlar kırılgan ve cansız oluyor. Saç dökülmesi oluyor. Kırılıyor, saç dökülüyor. Vücut tüylerinde tüylenme artıyor. Kemiklerde azalma, vücudun ısısı. Yani hep üşüyor. Bu ablamın dediği gibi hep soğuk oluyor, hep üşüyorsunuz. Karşındaki arkadaş üşümüyor, siz üşüyorsunuz. Bu durum kansızlık. Saçlar kırılgan. Tiroidde bozulma oluyor. Metabolizma yavaşlıyor. Kalbiniz hızlı çarpıyor kardeşler. Kalbiniz hızlı çarpıyor ama tansiyonunuz düşük oluyor. Kansızlığı konuşuyoruz. Cildi kuruyor. Hatta cildin renginde bazen bozukluklar olabiliyor. Olabiliyor. Genelde yüz beyaz gibi olabiliyor. Kabızlık olabiliyor kardeşlerim kansızlığa bağlı. Eller ve ayaklarda soğukluk oluyor. Bunlardan şüpheleneceksiniz işte. Bunlardan şüphelenip doktorunuza gidip aile doktorunuz da yapabilir. Dahiliye doktorlar yapabilir. Peki kanla ilgili esas nereye gitmek lazım? Hayır. Hayır, hayır. Olmadı. Hematoloji. Ağzınıza sağlık. Hematoloji doktorları yani kanla ilgili doktorlara gidirebilir. Ama orası neresi? Onu da söyleyelim. Evet. Tiroid için mi? Endokrinoloji tiroid için. Ablalarım evet. Gayet güzel bir. Endokrin demek hormonlarla, bezlerle, vücuttaki bezlerle ilgili demek. Hematoloji kanla ilgili demek. Şimdi sevgili kardeşlerim. Şuraya geçelim mi Feridun? Aile hekiminizle de yapabilirsiniz. Aile hekimlerinizle bu işi halledebilir. Şimdi Serap Hanım kısırını yapsın. Sonra başka anlatacaklarım var. Al yuvarlar ne? Ak yuvarlar ne? Trombosit ne? Bir yeriniz kesildiği zaman kan nasıl duruyor? Onları izah edeceğiz. Buyurunuz kısırınıza devam ama edin. Gerçekten pancar suyu içmek ya da böyle bu şekilde kullanmak ya da çorbaların içine katmak da kanı arttırmak açısından değil mi? Kansızlığı gidermek açısından çok önemli. Buyurun. Şimdi 1,5 çay bardağı yağ koymuştuk. Salçasını koyduk, soğanını koyduk. Sonra ben eskiden şöyle yapardım. Baharatları bulgurun içine koyardım ama sonra bu yöntemi yapmaya başladım. Bunda daha güzel karışıyor. 3 çorba kaşığı nar ekşisi var. Kısır da olmazsa olmaz. Nar ekşisi var. 1 tane limonun suyu var. Bir limonun suyunu koydum. Önümüzdeki günlerde size bir daha bir nar ekşisi yapıp göstereyim. Evet. Bu kısır çok lezzetli oluyor. 1 çay kaşığı sumak. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı karabiber. Ve 1 çay kaşığı da dolu dolu tuz atıyorum. Şöyle burada karıştırıyorum. Çünkü o salçayla birlikte karıştırıldığı zaman daha güzel böyle bulgurun içine alıyor. Şöyle bir karıştırdım. Bütün baharatlarını, sosunu, hepsini karıştırdım. Yarım demet maydanozum vardı. Yarım demet maydanozu. Ve yarım demet de yeşil soğanım vardı. En sonda yeşillikleri koyuyorum. Güzelce karıştırıyorum ve kısırımızı tamamlıyoruz. Sonra biraz oda sıcaklığına geldikten sonra da buzdolabına koyuyorum, bekletiyorum. Ben karıştırırım. Tamam, bitti tamam. Mi işin? Evet, bitti. Başka katacağım bir şey ben var mı? Ben karıştırıyorum. Tamam. Sen şişme hayatım, bulgur şişme. Ya yönetme, yetişmeyecek diye telaşlanıyorum. Anlatacaklarım yetişmeyecek diye telaşlanıyorum. Tamam. Şimdi sevgili kardeşlerim. Soruyorum şimdi seyircilerime soruyorum. Al yuvarlar ne demek? Al yuvarlar ne demek? Al. Al yuvarlar ne demek? Al yuvarlar ne demek? Al, al. Al yuvar kana kırmızı rengini veriyor. Al ne renk? Kırmızı. Kırmızı. Ak yuvarda oksijen taşıyor. Bak gördün mü? Al yuvar ne yapıyor? Oksijen taşıyor. Oksijen taşıyor. Eritrosit. Yazalım şuraya. Hemen yazıyoruz. Yazıyoruz. İyi dikkat ediniz kardeşlerim. Kardeşim çok güzel söyledi. Al yuvarlar ne demek? Al yuvar. Yuvarlar. Kanın içindeki şekilli elementler. Neydi? Kırmızı hücreler. Kırmızı. Kırmızı. Ne yapıyor bu? Eritrosit. Şimdi ne? Bu ak yuvarlar. Yuvarlar. Bu ne? Beyaz. Bunun adı ne? Lökosit. Bir de ne var? Trombosit. Evet. Bu ne yapıyor? Trombositler ne yapıyor? O da kanın pıhtılaşmasını sağlıyor.
Harika. Ablam vallahi tıp talebesi gibi biliyor. Helal olsun. Trombositler çok dikkat edin. Trombositler, bir yeriniz kesildi. Ablam şurası kesildi. Kanıyor. Ne yapıyor? Bakın o kadar enteresan bir sistem ki kardeşlerim. Şurası kesildi. Hemen kanın içindeki trombositler geliyorlar buradaki kesik yere. Yığılıyorlar hemen böyle. Burayı kapatıyorlar. Dikkat edin, dikkat edin. Bir yer kanadığı zaman, eğer bir yer kanadığı zaman yapacağınız işlem şu. Sakın ola ki şöyle yapmayacaksınız bak. Böyle silmeyeceksiniz üstünü. Biz ameliyatta kanar, yerler kanar. Hep böyle üstüne baskı uygulatmak isteriz. Hemşirem böyle yaptım. Ne yapıyorsun ya? Dur gene kanayacak deriz. Sen bunu yaptığın zaman trombositleri alıyorsun, yeniden kanar burası. Yeniden trombositler gelmek ister buraya. İyi dinleyin. Trombositler burayı böyle tıkıyorlar. Buradaki kesilen yeri tıkıyorlar. Eğer trombositler yetersiz kalırsa, gene de sızarsa, beyne buradan emir gönderiyor. Diyorlar ki, biz diyorlar yetemedik, tekrar kanıyor, biz kapatamadık, ne yapalım? Beyin hemen burada başka emir gösteriyor. Fibrinlerinden başka şeyler geliyor. Onlar burayı böyle güzelce hemen tamir edip kapatıyorlar. Yani bir yeriniz kesildiğinde ya da damarınızın içinde bir zedelenme oldu, bir şey oldu. Vurdunuz bir yere, kanadı. Hani cildinizin altına morarma oluyor ya. Trombositler burayı böyle kapatıyorlar ve burayı hemen tamir ediyorlar. İşte kardeşlerim bir mucize, başlı başına mucize. Peki trombositler bunu yapıyor. Eritrositler ne dedik? Eritrositler yani bunlar oksijen taşıyorlar, karbondioksit taşıyorlar. Vücudun nefes aldıkça vücudun bütün hücreleri besleyen bunlar. Eğer bu az olduğu zaman işte sizde bir sürü sıkıntılar oluyor. Elleriniz ayaklarınız soğuk olduğu gibi beslenmiyor. Tırnağınız mesela uzamıyor. Neden? Beslenemediği için uzamıyor. Peki bunlar da oksijen taşıyor, karbondioksit taşıyor, çok önemli. Ak yuvarlar ne yapıyor kardeşler? Ak yuvarlar ne yapıyor kardeşlerim? Bunlar vücudun savaşan askerleri. En ufak bir nezle grip oldunuz. Vücudunuza mikrop girdi. Hemen bunlar böyle geliyorlar. Bir sürü yığılıyorlar. Şu mikrop kardeşim. Mikrobun etrafına yığılıyorlar bunlar. Eğer mikrop azsa bunlar hemen yanaşıyor. Bakın şöyle geliyor bunu. Hop içine alıyor, yutuyor. Yani ak yuvarlar, beyaz hücreler, lökositler vücudunuzdaki mikropları temizlemeye yarıyor. Hemen onu zapt ediyor. Ama işte kanlı olacaksınız ki, kanınız çok olacak ki, bu ak yuvarlar güçlü olacak ki, bu mikropları yenecek. Bir de size aşı yapılıyor. Aşı neye yarıyor? Aşı, anlatıyorum bir dakika dinleyin. Aşı, zayıflatılmış mikrop. Hemen lökosit geliyor buna. Lökosit geliyor. Bunu savaşacak hali yok. Küçük tak diye yutuyor bunu. Ve bir sürü ak yuvarlar oluyor. Daha sonra aynı hastalığın kendisi gelince lökositler diyor ki ulan diyor ben seni tanıyorum diyor. Sen zaten geldiydin benim diyor hazır askerler var diyor. Gidin onu öldürün diyor. Hemen tak diye öldürüyorlar mikrobu. Yani aşı da zayıflatılmış mikrop veriliyor. Lökositler ona hazırlık. Ne gibi? Askerlerin tatbikat yapması gibi bir şey. Mesela askerler diyorlar ki Yunan orduları saldırdı. Siz şimdi ona göre tedbir alacaksınız. Şöyle savaşacaksınız, böyle savaşacaksınız diye taktik yapıyorlar masa başında. Lökositler de aşı da aynı görevi görüyor. Senin lökositlerine yani kanın içindeki maddelere karşı seni tatbikat yaptırıyor. Yarın bir gün hakiki mikrop geldiği zaman tak diye onu yeniyor. Ağzına sağlık. Bağışıklık kazandırıyor. Vücudun direncini kazandırıyor. Dolayısıyla vücudumuzda hepsi başlı başına önemli. Al yuvarlar önemli. Ak yuvarlar önemli. Trombositler önemli. Başka şeyler de var ama siz bunları bilmeyin. Siz şu üçünü bilseniz yeter. Bunlar size fazla fazla şey yapar. Trombositler kanamayı durduruyor.
ak yuvarlar, beyaz hücreler, savaşan askerleriniz, al yuvarlarda oksijen taşıyan, karbondioksit taşıyan hücreleriniz. Şimdi bakın kardeşlerim, göstermişler, yönetmenime teşekkür ederim. Bir damarın içinde bunlar nasıl olduğunu gösteriyor. Bakın ak yuvarlar, bakın böyle mikrobu yutacak şekilde. Bunlar kırmızı hücreler, bunlar ak yuvarlar, beyazlar lokositler, beyaz hücreler. Evet, şimdi trombositler de şunlar. Devam edelim, bir görüntümüz daha olacaktı yönetmenim. Bir kan, heh. Bakın mikroskop altında kansızlıkta ne oluyor? Beyaz kan hücreleri bunlar, kırmızı kan hücreleri bunlar. Bakın nasıl azalmış kansızlıkta. Mikroskop görüntüsü bu. İşte kardeşlerim, kan çok önemli değil, çok önemli. Beyniniz çalışmaz. İşte ablalarım söylediği gibi halsizlik olur, takatsizlik olur, güçsüzlük olur, sıkıntılar olur. Ve sizin sözünüz var ya, bir yere kan geldi mi can gelir diye. Aynen öyle. Demek ki aynen. Kan gelince orada... Can geliyor ama evet, kan gelmedi mi de kan gelmedi can gelmiyor, de. Sıkıntı kan oluyor. Kan azsa da sorun. Evet. Gerçekten çok şimdi sorun. Sen bu işi çok iyi biliyorsun. Sende biraz kansızlık var mı yok mu? Bende var hocam. Ben halsizlik yaşıyorum, yorgunluk peki. Yaşıyorum. Bir gelsene şöyle, bir gel abla. Gel. Gel bir dakika, gel. Bismillahirrahmanirrahim, gel. Gel yanıma. Şimdi şu ekrana bakalım. Sarımtıramsı. Soluk. 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 Ondan sonra bir yukarı doğru bak bakalım abla. Yukarı doğru bak bakalım. Şöyle. Biraz beyaz. Avucun içine bakalım. Avucun içi bak, şöyle yaptığınızda bilhassa çok fazla beyazlık hakim. Görüyor musunuz kardeşler? Kısır yemeye dadanlar, hiç beni dinleyen yok. Dadandılar ha. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar kansızlık için çok önemli şeyler. Lütfen kardeşlerim, kansızlığı çok iyi biliniz. Geç ablacığım yerine. Kısırı yediniz mi? Çok harika. Ellerine doğru sağlık. Söyle. Çok güzel olmuş. Çok emin harika. Ol çok güzel olmuş. Vallahi harikulade. Hemen yorum yapıyorlar. Çok güzel olmuş. Güzel, beğendim. Serap Hanım diyor ki hiç iyi olmamış. Sert sert geldi diyor. Hayır, hayır hocam. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Gerçekten güzel olmuş. Ellerine sağlık. Fevkaladenin fevkinde. Neşe abla beğendin. Çok güzel valla. Fevkaladenin fevkinde. Çok daha ne olsun. Ne kadar güzel söyledi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Afiyet olsun. Gördüğünüz gibi. İlk defa ben tadıyorum. Yani çok kısır severim ama pancarlısını ilk defa yedim ben. Tamam. Evet, biraz daha böyle hafif bir ekşilik veriyor. Biraz daha mayhoşluk veriyor. Çok hoş. Çok afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok güzel hocam, bana bırakmamışlar. İki dakika. Sana bırakmamışlar. Hemen ablama verelim. Ablama verelim. Tamam size de verelim. Sevgili seyircilerim. Kısırı bakın ne güzel de süslemişler. Çok teşekkür ederim Serap Hanım. Böyle... Ve Züleyha Hanım, sizlere bakın ne güzel de süslemişler. Pancarları koymuşlar. Evet. Sevgili kardeşlerim, kesinlikle tavsiye ediyoruz. Muhakkak yapınız. Sağlıklı güzel bir gıda. Şimdi gelelim sağlıklı bir güzel bir karışım daha yapmaya. Sevgili kardeşlerim, eğer evinizde robotunuz varsa, hani meyve sıkıcı robotlar var ya. Evet. O yüzden size güzel bir karışım söyleyeyim. Kansızlıkta çok faydalı, çok güzel bir karışım söylüyorum. Dikkat ediniz. Bir fincan kadar maydanoz suyu. Bir fincan kadar ıspanak suyu. Ispanak suyu. Bir fincan kadar turp suyu. Bir fincan kadar havuç suyu. Kardeşlerim, Temel Reis kürü gibi oldu bu. Eğer imkanınız varsa sabahları bunu yapınız. Oo, ne güzel. Bunun içine elma suyu katabilirsiniz. Portakal suyu katabilirsiniz. Pancar suyu katabilirsiniz. Mükemmel bir nimettir. Kansızlık için çok faydalıdır. Turp suyu da olur. Turp koyduk Serap Hanım. Öyle turp var, maydanoz var, ıspanak var, havuç var. Evet. Elma katabilirsiniz. Yani meyve türünden bir şey katabilirsiniz. Elma, portakal suyu da katabilirsiniz. O zaman içim daha kolay olur. İnanılmaz evde. Bir nimet. Çok güzel, çok faydalı. Çocuklarınıza sebze yiyeceğim vıttıdı diye uğraşacağınıza bunu yapabilirsiniz. Ne güzel. Peki, ya benim çocuk bir huysuz. Hiç bunları yediremiyorum hocam. Ne yapacaksın?
Bunları işte çorbalarına falan ağzına öyle sağlık kata ya. Kata ha. Bundan çorbasına katı vereceksin. Haberi bile olmaz keratanın. Evet öyle tarhana aksine çorbası. Aksine bir de beğenir. Hemen, anne ne güzel olmuş der. Lütfen peşinden koşmayın. Koştukça onların hoşuna gidiyor. Oh annem benimle ilgileniyor diyor. Bakın çocukların ilgi meselesi çok önemli. Bir şey anlatacağım size. Dikkatli dinleyin çocukların ilgi meselesini. Hala çocukları anlamış değiliz. Ben o kadar içlerinde olduğum halde anlayamıyorum. Bir olay anlatacağım size. Bir kızımız var. 18 yaşında. Ve bayağı ciddi hasta. Yürüyemiyor. Yürüdükçe düşüyor. Bunun iki tane de kız kardeşi var. 17 ve 16 yaşında. Kız 18 yaşında, 17 ve 16 yaşında. Geçen gün anneleriyle beraber geldiler. Annesi bana bir mektup okuttu. Diğer kızlar okulda bir kompozisyon yarışmasında mektup yazmışlar. Anne de tesadüfen eline geçmiş. Ne diyor biliyor musun? İki kız keşke diyorlar biz de yürüyemesek de biz de hasta olsak da annem ablamla ilgilendiği gibi biz de ilgilense. Çocukların psikolojisi böyle bir şey anlamıyorsunuz. Halbuki o gariban nasıl biliyor musun? Vallahi garibanım ayağa kalkamıyor. Kalktığında gariban böyle yürüyor bakın. Böyle yürüyor çocuğum. Gariban anne de haklı olarak onunla ilgileniyor. Tutuyor çünkü tutmasan düşüyor çocuk. O iki tane koca kız artık bize göre. 16-15 hani siz artık onu sevmezsiniz bile. Öyle diyor ya. Babam sevmezsiniz diyor, bile ya kucağınıza alıp sevmezsiniz bile. Hani büyüdü yani diye. Seversiniz de hani tabii. İlgilenmiyorsunuz. Sevgi ben diyor kadar. Hasta olsam da diyor şey yapsa. Babam diyor ablamın diyor saçını okşadı diyor bizim hiç saçımızı okşamıyor diyor. Ya işte böyle bir şey çocuklarınız. Lütfen onlar evlense bile çocukları bile olsa arada onları seviniz. Sevgi sonsuz. Sarılınız. Evet her zaman. Saçlarını okşayınız. Çok önemli. Evet. Okula giderken çocuklarınıza muhakkak sarılınız. Ve ben küslük yok çocuklara karşı. 0 ve 7 yaş arası değil mi? Çok önemli. Çok o önemli yaşta sevgi vermeniz. Diğer yaşlarda çok, da önemli. Tabii, diğer öyle, yaşlarda ama da önemli. Bakın 16 gösterdim size. Artık genç kız olmuşlar diyorsun. Değil. Ne olur kaçırmayın. Bu çocuklarınızı evlendikten sonra bile daima anne olduğunuzu hissettirin. Hep sarılın, hep okşayın. Hep siz vereceksiniz. Sakın ola ki o bana verecek diye bir şey beklemeyin. Beklediniz mi hataya düşersiniz. Hep verici siz olacaksınız. Hep alttan alan siz olacaksınız. Hep yutan siz olacaksınız. Niçin cennet anaların ayağının altında? İşte bu yüzden can kardeşler. Evet şimdi kansızlık için bir başka bir güzel bir karışım daha yapıyoruz. Bir dakika Serap Hanımcığım. Bu karışımı bir da... ergenlere nasıl davranacağız onu anlatın bir defa. Bir günde ergen anlatalım evet, size. Evet, bir günde ergen anlatalım. Ergenlik dönemini çünkü, anlatın birazcık. Çünkü ben diyorum ya 13'te 18 yaşındaki çocuklarla çok beraber kaldım. Çok iyi biliyorum neler yaptıklarını çok iyi öğrendim. Çünkü ben onlarla kamplarda kaldım. Otellerde ya da kamplarda uzun süre kaldım onlarla. Neyse anlatıyoruz şimdi. Çok özel bir karışım. Bunu da muhakkak yapınız. Ne yapacaksınız? Allah'ın bir nimeti keçi boynuzu. Çok çok mucize bir içinde demir var. İçinde kansızlık için çok güzel şeyler var. Yaklaşık. Pekmezi mi? Pekmezi, özü ve tozu. Ya da kendisi böyle i̇şte. kemire yiyeceğiz. Kemire kemire zor yersiniz kardeşim. Zor yeniyor. Ben deniyorum muayenehaneye koyuyorum ama yiyemiyorum. Ama tozunu yoğurduma katıyorum. Genelde bir şey söyleyeyim yalnız yoğurduma katıyorum ama... Kalsiyumla beraber çok iyi olmuyor haberiniz olsun. Neden? Yani yoğurtla bunu karıştırdığınızda pek iyi olmuyor. Birazcık etkisini... Sütle birazcık olabiliyor da yoğurtla pek iyi olmuyor. Biraz etkisini bozabiliyor haberiniz olsun. Normalde yemeklere katmak daha iyi. Şimdi dikkat edin. Yarım litre kadar güzel bir keçi boynuzu pekmezi aldık. Yarım litre. Bu arada da biraz önce baktık litre 4 ya da... 4,5 su bardağıymış. 1 litre. 1 litre sizin dediğiniz gibi 5 değilmiş. 4 ya da 4,5. Rahmetli babamla, her gün sabah, evet, her gün sabah baktık. Beraber işe giderdik. Ben doğudan geldim. Bir tane de küçük bir araba aldım. Arabamla beraber babamı alırdım. Çıklıkçı yokuşundaydı dükkanımız. Oradan da trafik hastanesi, şimdi Ufuk Üniversitesi orada çalışıyordu Gazi Üniversitesi'nde. Babamı bırakır oradan da şeye giderdim. Evet. Her gün sabah o sohbet hiç unutulmaz. Oğlum derdi. Ben de şikayet ederim işte evlilikte şöyle oluyor baba filan. Oğlum
Anan çok mu iyi zannediyorsun? Hanımlar her zaman iyidir, haklıdırlar. Hanımlara haklısın diyeceksin, rahat edeceksin. Uğraştıkça uğraşır durursun. Sakın uğraşma. De haklısın de, sen gene bildiğini yap. Geç. İşte, yine 5 su bardağı koy yani. Şimdi de gelmiş. Hala 4,5 su bardağını. Biz burada program yapıyoruz kardeşim. 1 litre. 1 litre. Hayır, olsun kardeşim. Olsun, düzgün bilelim. 1 litre. 4 tane değil. Bir tane daha getir. Bir tane daha getir su. 4 ya da 4,5. 5 tanesi 1 litre kardeşim. 5 tanesi 1 litre. Yok, biz de baktık şimdi biraz önce. 5 tane. Çıkarttık kağıdını. 5 tanesi. Bir hemen çıkartalım, getirelim buraya. 5 tanesi 1 litre kardeşim. 5 tanesi 1 litre. Sen ölçelim. 5 tanesi 1 litre. Büyük bardaksa 4,5 1 litre. Tamam, sen haklısın. Ama böylesi 5 litre. Tamam. 4 ya da 4,5. Evet, öyle yazıyordu. Hayır, internette öyle yazıyordu. Ben söyleyeyim dedim. Neyse, sadece. İnterneti boş ver. İşte. Evet. Hep böyle yapar zaten. O söylemez de başkaları söyler. Tamam, neyse, durun yazıyor kardeşlerim. Ne yaptık? Yarım litre pekmezi aldık mı? Aldık. İçine ne koyacağız? 2 çorba kaşığı keçi boynuzu pekmezi koyacağız. Tozu. Keçi boynuzu. Adamı şaşırtıyorsun kardeşim. Akıl mı bıraktın adamla? Tozunu koyduk, tamam. Şimdi tozunu koyduk, güzelce ezdik. Şimdi ne koyuyoruz? Çok önemli bir şey. Polen koyuyoruz. Yalnız bu poleni koymadan önce kardeşlerim muhakkak iyice eziniz, toz haline getiriniz. Güzelce bunu da ezelim. Biraz zor eziliyor ama ha? Öyle mi? Yok ezilmez. Eziliyor. Muhakkak ezilir. Polen. Evet, bunu da koyduk. Ne koyduk? Polen. Şimdi ne koyacağız bunun içine kardeşlerim? Isırgan tohumu tozuyla üzüm çekirdeği tozu. Oo, muhteşem bir şey oldu. Evet. Harika bir şey oldu, evet. Evet kardeşlerim. Bunu böyle güzelce karıştırıyoruz. Bu böyle birazcık böyle macun gibi oluyor. Bunu çocuklarınıza sabah, öğle, akşam aklınıza geldikçe tok karnına yediriyorsunuz. Yemiyor. Hemen bir tanesini çorbasına katıverin, haberi bile olmaz keratanın. Çok tatlı olmaz mı çorba? Olmaz hiç. Dersin ki bu özel bir çorba dersin, anlamaz o onu. Evet. Ya da doktor verdi, içmen gerekiyormuş. Yok. Çocukla inatlaşmayın. Çaktırmadan koyun, sen rahat et. Hiç tamam. Ona ha, içmiyorsa içeceksin bunu, şöyle de böyle de vıttı dinlemez. Dinlemez. Uzun uzun anlatırsan belki dinler de. Evet. Yarım litre keçi boynuzunun pekmezini koyduk. Koyduk içine. Yani 2,5 su bardağı. Evet. 2 çorba kaşığı keçi boynuzu tozu koyduk. 1 çorba kaşığı polen, 1 çorba kaşığı üzüm çekirdeği tozu, 1 çorba kaşığı da ısırgan tohumunun tozunu koyduk. Tamam. İçine karıştırdık. Sonra bunu bir kavanoza alıyoruz sanırım. Öyle muhakkak mi? Muhakkak güzel bir cam kavanoza cam koyacaksınız. Cam kavanoza koyuyoruz. Yaklaşık şöyle buzdolabına. bir çorba kaşığı kadar. Buzdolabı da beklese daha iyi olur tabii. Tabii polen var içinde. Neyse, serin bir yerde beklemesine yarar var. Bir çorba kaşığı her gün, şöyle bir çorba kaşığı yedirmenizde yarar var çocuklarınıza. Evet. Çok kansızlık varsa daha da dikkat ederiz. Mesela kahvaltıdan sonra. Böyle cam kavanozlarda saklamanızda daha çok yarar var. Sevgili kardeşlerim, bir daha söyleyeyim. Isırgan tozu, üzüm çekirdeği tozu, polen ve keçi boynuzu tozunu sakın ihmal etmeyiniz. Çok çok faydasını göreceksiniz. Çok güzel nimet olduğunu göreceksiniz. Kesinlikle ve kesinlikle bunu yapınız. Çok kolay, çok basit. Sütünün içine... Olur. Sütün içine olur da yoğurdun içine pek karıştırmayın, evet, diyorum. Tamam. Daha iyi oluyor. Biraz kalsiyumla demir birbirine irtibata geçiyor. Biraz sıkıntı oluyor ona göre. Mesela bir şey söyleyeyim size. Ispanağın içinde demir var. Ispanağın içine yoğurt koymak da çok iyi bir şey değil. Bizim yanlış bir aletimiz. Peki ne koymamız lazım? Ne koymamız lazım? Keşke ıspanağı limon sıkıp yeseniz mesela. C vitaminiyle daha güzel emilim sağlıyor. Anlatabildim mi? Yani kalsiyumla birazcık sürtüşüyor demir. Böyle sıkıntı oluyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi devam ediyoruz. Bir başka güzel bir karışım da anlatacağım size. Kansızlık için. Bunu da muhakkak uygulayınız. Muhakkak yapınız. Kardeşler, bu da inanılmaz bir nimet kansızlık için. Bunu da anlatıyorum. Ne yapıyoruz? Bildiğimiz incirimizden çok yararlanıyoruz. Memleketimiz bir cennet ama farkında değiliz. Bunu unutmayınız. 9 tane
9 tane inciri, kuru inciri güzelce küçük küçük doğradık. 9 tanesini attık böyle bir kabın içine. Bu üzerini yıkamak lazım mı incirin, yoksa yıkamayalım mı? Hemen anlatalım. Ne dersin? Bunun üstündeki ne? Ne bu? Ne bu? Ne? Pudra ne? Şekeri. Hayır. Hayır. Ne? Değil nişasta. Pudra şekeri. Ne? Un. Ha. Güzel nemini alsın, kurusun diye yaparlar onu. Bazı yerlerde koymazlar bile. Yıkamanızda yarar var. Yıkayınız daha güzel olur. Siz damaklarınıza bağlı. O dışındaki undur. Evet, konuşuyoruz şimdi, devam ediyoruz. 4 su bardağı, yani 1 litreden birazcık az su. Ben dedim ya biraz önce 2,5 su bardağı diye. Keçi boynuzu litreni. 2,5. Keçi yarım litre 2,5 su bardağı. Anladım. Şimdi kar... Kilo daha? Tamam. Ben de bir litre bulup ölçeceğim şimdi biraz sonra. Az sonra göstereceğim. Litreyi de bulacağım. Yani sen de yangına körükle gidiyorsun ya, helal olsun. Sevgili kardeşlerim, 9 tane inciri küçük küçük doğradık. İçine 4 bardak su koyduk. Bunu iyice haşlıyoruz. İyice yumuşayana kadar, incirler iyice yumuşayana kadar haşlıyoruz. Ondan sonra bunu süzüyoruz. Bu karışımı da çocuklarımıza yediriyoruz kardeşlerim. Bu da kansızlıkta çok faydalı bir şey. Öyle mi? Kansızlıkta. Bunun bir şey daha söyleyeyim. Bunun içine birazcık da çocuklarınızı yedirirken birazcık size zeytinyağı koyup yedirirseniz daha da güzel oluyor. Aklınız olsun. Deneyin. Çok güzel bir nimet. Neden zeytinyağı? Kansızlıkta çok. Zeytinyağında içindeki E vitamini var. Hücrelerin yenileyici özelliği var. Daha bir güzel hale geliyor. Aklınız olsun. Çok çok faydalı. İncir başlı başına bir nimet kardeşler. Çok başlı önemli, başına çok özellikleri var. Feridun Bey evde bize de diyor, incir yiyin, incir yiyin, incir yiyin, Sude'ye de yedir, kendin de ye. Her gün bakın, en azından şu, bir tane incir yiyin. Şu gördüğünüz şunlar var ya, incirin içinde açan çiçeklerin tohumları şu çekirdekler. Her biri bir her çiçek incirin yani. Incirin içine dikkat edin. Bunlar açıyorlar ilk başta. Sonra incir sineği denen küçük bir sinek arka kısımdan giriyor. Bu içerideki onların hepsini döllüyor. Yani dişili erkekli döllüyor. Eğer o sinek girmezse bu döllenmiyor. Döllenmediği zaman incir yapanlar bilirler, yavan incir oluyor. Bir açıyorsun içi boş boş, bir tuhaf bir şey çıkıyor. Çekirdekler olmamış. İşte bunlar tek tek sonra çekirdekler oluşuyor ve incir oluyor. O sinek de sonra çıkıp gidiyor. Kardeşler, hepsi bir nimet anlayana, bir mucize anlayana. Bir de şu üzüm çekirdeğinin yağı dünyada hiçbir yerde yok. Üzüm çekirdeğinin yağı bütün dünyadaki en pahalı kremler içinde var. Önümüzdeki günlerde size üzüm çekirdeğinin yağını yapacağım. Üzüm ama. Üzüm diyorum. Ay, incir çekirdeği yağı. İncir. Tamam, incir çekirdeğinin yağı. İyice aklımı başımdan oldu. Orada gidiyorsun takır tukur bir şeyler yapıyorsun. Yok, şaşırtıyorsun onlar yapmadım, beni. Yok, takır tukur. Ben sadece bir Züleyha'nın yanına yürüdüm, geri geldim. O hayır kadar. O da aldı bu kabı. Eyvah dedim, kapla ilgili bir şey yapacağım herhalde dedim. Kabı niye getiriyorlar dedim. Onu mu bunu derken üzümü inciri üzüm yaptık ya. Olsun. Niye olsun, olmasın. Bir daha ben burada şey yaparken katliyen hareket yapma orada. Tamam, ben yapmadım. Bana söyle de yap. Vallahi. Ben ona aklım gitti. Ne diyor dedim. Senin yüzünden bir sürü lüzumsuz. En kritik yeri kaçırttırdın bana. Kardeşlerim ne diyordum? İncir çekirdeğinin yağı çok kıymetli bir yağ. Önümüzdeki günlerde size incir çekirdeği yağı da yapacağım. Tamam. Of be. Ama çok hızlı konuşuyorsun, çok telaşlanıyorsun. Ya telaşlanmıyorum yavaş kardeşim. Yavaş yavaş anlat Feridun Bey. Allah rızası, siz olun kardeşler. Siz burada çok dikkatli bir şey anlatıyorsunuz. Şurada iki tane kadın bir kap alıyor bir şey yapıyor. Ne dersiniz ister istemez, ne oluyor? Ben bir şey eksik mi yaptım acaba, ne diyeceğim demez misiniz ya? Ne gerek var şimdi o kabı çıkardınız oradan? Ben kap çıkartmadım. Vallahi çıkarmadım. Kap çıkarmadım aşk olsun. Ya bu kabı ben evet. mi çıkardım? Ben çıkardım. Niye çıkardım? Ama ıspanak için. Ispanak tarifi için. Size önceden hazırlık yapmış Züleyha Hanım. Neyse hazırlık yapmış Züleyha Hanım. Şimdi kardeşlerim, sen de niye gittin aldın o zaman? İşte yardım olsun diye sana. Sen güzel hızı. Hepsi senin için. Senden ötürü. Senden ötürü hayatım. Sen ne diyorsun bu işlere? Hocam Selap Hanım arkadaşa bir şey söyledi geldi. Heh, gördün tencere mü? Tencere meselesi değil. Doğru söyle. Doğru söyle. Evet.
tencere tencereyi verelim bir sonraki tarif için dedik. Evet öyle oldu hocam. Yine sizin için yani. Peki. Saçımı süpürge ettim. Sen ne diyorsun? Ben bu kardeşim de Denizli'den gelmiş. Evet, ne diyor? Ben de diyorum ki incirin bir dişisi bir erkeği olur. Hah, bravo. O sinek dişiden erkeğe geçerken erkekten dişiye dölleme yapar. Bravo. Eğer döllenmemiş incir... Yani o sinek girmemişse... Deli incir olur. Deli denir. Deli incir denir. O tadı güzel olmaz. Dönlenmiş. Olmaz. Yenmez izin. Zaten. İyi olmaz. Biz ona döllenmiş bir şey incirleri deniyor, yeriz. Ona bir şey deniyor orada. Ne deniyor? Deli deniyormuş işte. Ne? Deli denmiyor. Bir şey deniyor. Daha da aklıma gelmemiş. Kof çıkıyor. İçi kof, kof çıkıyor. Evet. Yani döllenmemiş incir asla güzel olmaz. Yenmez zaten. Yenmez. Evet. İçi kof olur. Böyle bir cevap olur. Deli, deli incir deniyor. Döller. Aynen deli katılır. Incir mi deniyor? Ona. Olmamışa deli. Olmamış yani. Olmamışa deli incir İçinde deniyormuş. Çekirdekler olmuyor. Yani çekirdekleri ne zaten? Çekirdekleri bir özel bir şey. O bir meyve gibi oluyor. Yani meyvenin içinde meyve gibi bir şey. Çok mucize bir şey. İncir okuyunca şoklara girdim yani. O kadar enteresan. Evet. Bak kardeşim Kur'an-ı de bize şey yaptı. İncir, yani o Kur'an-ı sineğin girmesi geçiyor. Çok önemli. O sineğe Allah emrediyor. Git diyor gir bunları dölle diyor. Ondan sonra çık diyor içinden. Böyle bir şey yok yani kardeşler. Evet. Akıl sıracak gibi değil. Evet. Şimdi... Burada her şey senin için işte. İncire geçtik de, her şey de, senin için. Vallahi sana hazırlık yapıyoruz burada. Bir de arılarla ilgili çok büyük hikmetler var kardeşler. Arılarla da ilgili çok büyük hikmetler var. Ne olur Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini zaman zaman okuyunuz. Nah suresi 68 ve 69. ayetlerde Yüce Allah'ın tercümede aynen şöyle söylüyor. Yüce Allah arılara emretti. Sizlere öğrettiğim gibi karnınızdan çıkardığınız o maddeyi yani balı insanların koyduğu yerlere güzelce koyunuz. Bunda insanlar için çok büyük hikmet vardır. Ey inanmayanlar, hala inanmayacak mısınız? Açın bakın, aynen böyle yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kaç yüzyıl önce size balı tavsiye etmiş, arılara ne olduğunu söylemiş, kaç yüzyıl önce. Şimdi geliyor bazıları da diyor ki, bal yemeyin. Buyurun bakalım. Ha, şurada belki haklı olabilirler. İyi bal bulma meselesinde haklı bal olabilirler. Belki, o yüzden mi? Ama siz de araştıracaksınız, bulacaksınız. Bal nimetinden, polen nimetinden, arı sütü nimetinden yararlanın. Çocuklarınızı yararlandırın. Kansızlık için çok önemli. Sevgili kardeşlerim, bir başka güzel bir karışım daha yapalım. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bu da çok önemli. Bu da güzel bir karışım. Bu da iyi bir nimet. Bunu da Saracoğlu hocamız sık sık anlatır. Bunu da tavsiye ediyoruz. Doğrudur. Nasıl yapıldığını anlatalım. 250 gram kadar ne alıyoruz? Ispanak. Ispanakta bir şey dikkat edeceksiniz. Kırmızı. Bakın şuraları biraz morumsu kırmızı olacak. Pembe, evet. Pembe gibi. De denir. Hı-hı. Bak herkesin gibi. Bakış şekli. Ben evet. Dedim mor. Ben pembe dedim. O dedi kırmızı, bu da dedi pembe. İşte bakış neyse, açısı. Neyse burada güzel bir evet. Renk olacak. Hı-hı. Bu taze güzel ıspanaktır. 250 gram kadar ıspanağı aldık kardeşlerim. Evet. Yaklaşık bir tane de kerevizi şöyle doğradık. Ama yaprakları çok önemli. Şöyle saplı yapraklarını da attık. Bunun içine attık yapraklarını. Kerevizi de atalım şöyle. Sevgili kardeşlerim, bunun içine 4-5 bardak su koyacağız. Yani 1 litre. Tamam. Yani 1 litre. 5 bardak su koyacağız. Serap Hanım'ın deyimiyle de 4,5 bardak koyacakmışız. Sevgili kardeşler, neyim bunu mi? Bunu yaklaşık 15 dakika kaynatacağız. 15 dakika demleyeceğiz. Bunun suyunu da bol bol içeceğiz. Ne dedin abla? Evet. Vallahi birçok kişi bardakta şimdi poşeti bulacağım. Bir güzel bir 1 litre bul şuradan. Şimdi birçok kişi takıldı. Bu, evet. Ölçelim, herkes rahat etsin. Herkes rahat etsin. 5 bardak, benim bardağımı bir daha gösteriyorum. Şu 5 bardak. Aa, bildiğiniz su bardağı işte. Neyse tamam durun. Bir şey söyleyeceğim. Kiloysa eğer. Kardeşim sıvılar. Kiloysa 5 bardak. Sıvılar kiloyla olmaz. Sıvılar 4,5. Sıvılar litreyle konuşulur. Litreyle. Tamam. O 4,5 ama öbürü kiloysa 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ne şimdi koyduk? Bulacağız. 250 gram ıspanak koyduk. Ne koyduk? Bir tane kerevizin bilhassa yapraklarını da koyduk. Kendisine koyduk. Bunu yaklaşık 15-20 dakika kaynattık.
15-20 dakika sonra süzdük. Bunun suyu da kansızlıkta çok iyi geliyor. Tamam. Sakın yemeğini de yiyin, sakın atmayın bu yaptıklarınızda. Bunu 15 dakika kaynattık. 15 dakika sonra demledik, süzdük. Bunun suyunu da içiniz. Karnına mı, aç karnına mı içeceğiz? Bravo. Ben size ne söylüyorsam söylüyorum, hepsini tok karnına söylüyorum. Hiç aç karnına bir şey söylemiyorum. Hepsini tok karnına almanızda yarar var diyorum. Çok özel bir durumlarda aç karnına olduğunu söyleyebiliriz. Ispanağda ve Kerem'de... Bu aslında bunu aç karnına falan içsek böyle detoks etkisi falan da yapar belki ha? Vücuttaki toksinleri atar. Olur, doğrudur, doğrudur. Ona da etkisi olur, ona da etkisi olur. Bu evet. Sebze olduğu için zayıflamaya bile iyi gelir bence. Midenize hiç dokunmaz, mükemmel gelir. Bunu da yapabilirsiniz kardeşlerim. Evet. Bu da çok iyi gelir. Zayıflatıcı evet. etkisi de hemen vardır. Hemen hazırladı kardeşimiz. Bu kadınlar bir alem abi. Kadınlardan kurtuluş yok. Bugün ölçeceğiz. Ölçeceğiz. Peki getir bakalım. Feridun Bey ben ölçeyim mi? Nasıl ölçeceksin kim bilir? Nasıl? Ne yapacaksın? Dur göstere dur. Göstere. Peki göstere. Hadi bakalım. Evet. Yok yok. Yok ben sana çok inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. 1 litre nerede? 1 litre neresi? Yazıyor canım şurada bak 1 litre. Şurası. Tamam bak tam şurası. Şurası. Tamam. Ben diyorum ki 5 bardak sen diyorsun 4,5 bardak. Evet 4-4,5 arası. 4-4,5. Peki tamam. Kısırına. 4-4,5 mu? 4,5 olsun. Şimdi 4,5. Çevirdi hemen. Yok öyle ya ben yazılı söyledim. 5 bardak. 5 bardak diyorum ben. Feridun Bey ben bilmiyorum. Ben yazılanı söylüyorum. Yazılanı boş ver. Ben tatbikat söylüyorum. Söyle. Başlıyoruz bismillah. Başlıyoruz. 1. 2. Güzel doldur. 3. 4. Hayır az doldurdun. Az doldurdum. Ablalarım şahit oldu. Bir dakika, mikrofon. Daha nasıl dolduracağım ya? Allah'tan korkun ya. Bir şey söyleyeceğim. Tam bir litre ama biraz öncekini birazcık az doldurdum. Peki al onu da hakkını da koyayım. Al onun da hakkını koydum. Tamam 5 oldu. 5 bardak fazla bakın 1 litre hizası burada. Ekran gösteriyor. Evet. Gördünüz mü? 5. Kimi ha? Alkışlıyorsunuz? Bir dakika bana dönsenize. Demek ki neymiş? Ha. Neymiş? İnternete inanmayacakmışız. Bak ben söyledim. Demek ki neymiş? Erkeğin fendi kadını yendi. Alçak. Şimdi reklamlardan sonra buradayız. Evet sevgili kardeşlerim şimdi ayakkabılarımızı verelim. Rahat edelim. Ayakkabıları vermeden önce gelin. Sizi bir yere götüreceğim Feridun Bey. Nereye götüreceğim? Gelin bakın ne yazıyor. Ha. Şimdi gelecek ekrana. Hemen vereceğiz. Evet saygıdeğer ziyaretçilerimiz. Pasta, börek, çörek veya yemek tariflerinde ölçeğin önemi çoktur. Bazen ölçeğin fazla kaçması durumunda pastanın veya çöreğin tadı bozulabilir. Aynı şekilde az olması durumunda da tadı bozulabilir. Onun için ölçekli yapmak en iyisidir. 1 litre süt kaç bardak eder sorusunun cevabı 1 litre süt 4 ile 4,5 su bardağıdır. Bardağın yapısına göre değişmektedir diye bunu okuduk. O yüzden yoksa siz... Ben tecrübeli söyledim. Evet demek ki gerçekten... Siz orada bırak gerçeğimi. Bu kadınlar böyledi işte. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Bunlar da yenilen güreşe doymazmış. Yok. Hayır okuduğumuzu göstermek ya, istedim. Ya ne okudun? İnternette. Ben sana burada tatbikatı yaptım. Daha ben de önemli bir şey göstereceksin zannettim. Evet. Ben de zannettim ki yönetmenimle anlaştınız oraya kocaman... Erkeğin fendi kadını yendi yazacaksın zannettim. Tamam sen yendin. Daha konuşma. Yendin ama gerçekten. Daha konuşma. Hayır şuradaki mesajda. İnternet önemsiz. Burada başlı başına bir internet var ya. Burada internet var. Sen süper. Aferin evet. size o zaman. Sevgili kardeşlerim rica ederiz. Şimdi devam ediyoruz. Neyle şu güzel ayakkabılarımızı verelim. Verelim. Erzurum'a gidiyoruz. Tülin kardeşim merhaba. Hoş geldiniz. Efendim. Nasılsın kardeş? İyiyim, teşekkürler siz. Kardeş, bir litre kaç su bardağıymış? 5 bardağıymış. Harikasın canım beş kardeşim. 5 su bardağıymış. Kardeşim,
Kar var mı kar Erzurum'da? Evet. Oh. Şimdi kardeş, kaç numara istiyorsun? Şifre neydi? Şifre kırmızı, 38 numara istiyorum. Kırmızı. Ben sana şöyle güzel bir spor model yolluyorum. Ben üstten iki cırtlısını istiyorum. Ben cırtlısını istiyorum diyor Feridun Bey. Ama peki olur, cırtlısını bunu, yollayalım. Cırtlını sporunu yollayayım o zaman sana. Bak şöyle. Sporu mu düzü mü? Düzünü istiyorum. Düz tamam, düzünü istiyordur. Sen kaç yaşındasın Tülin abla? 46. Sana maşallah. Bu çok yakışır, bu çok iyi olur. Bu spor yaptırıyor aynı zamanda bak. Yok, ben düz istiyorum. Tamam, bunu istiyormuş Feridun Bey. Abi kadınlar böyle işte. Kadınlar 4,5. Böyle. Bardak 4,5 dediğin doğru. Yok, aferin evet. Benim Tülin kocam kardeşim, deyip. Allah'a emanet ol, güle güle kullan. Güle güle kullan canım kardeşim. Cırtlısından yolladık, düz model yolladık. Allah'a emanet ol. Oo, hemşerim aradı. Enes Eskişehir. Kavas Eskişehir'den. Hoş geldin. Alo, selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam, ne yapıyorsun bakalım? İyiyim hocam. Yaşı küçük. Nasıl, iyi misiniz siz? İyiyim yavrum, biz çok iyiyiz. Okula gitmedin mi bugün Enes? Yok, bugün hastaydım, öğrenciyim. Ay, kıyamam geçmiş sana, olsun. Geçmiş olsun Enes'im. Söyle bakayım, neydi şifre Enes? Kırmızı. Kırmızı. Annen var mı yanında? Evet. Tamam. İyi o zaman, mesela yok. Annen varsa olabilir. Kime istiyorsun? Peki kime istiyorsun? Anneme istiyorum. Doğum günü yaklaşıyor. Hediye alacağım. Aa, aferin. Ne güzel. Peki ne güzel. Anneciğine o zaman gene böyle cırtlı modelden yollayalım. Olur mu Enes'ciğim? Spor. Daha demin ki sizin elinizdeki tuttuğunuz. Aferin Enes'im. Enes... Bu mu olsun, bu mu olsun? Fermuarlı mı olsun? Şey, bu olsun. Sizin elinizdeki tuttuğunuz. Serap Hanım tuttu. Mi? Bu değil mi? Yok, cırtlısı. Tamam. Bu. Tamam. Bundan yolluyoruz tamam. Enes'im. Ne kadar şanslı annene, annen de. Annene yaş gerçekten günü hediyesi yap. Biz de ona kutluyoruz. Maşallah. Niçin kutluyoruz? Senin gibi bir güzel çocuk yetiştirdiği için. Allah'a emanet ol canım ne yavrum. Gerçekten Allah'a emanet öyle, ol. Maşallah. Aysel Kısacık, Kahramanmaraş'tan. Aysel ablacığım merhaba. Merhaba hocam, selam aleyküm. Buyurun, hoş geldiniz. Neydi şifremiz Aysel kardeşim? Selam. Kırmızı hocam. Kırmızı. Peki. Kaç numara istiyorsun Aysel kardeşim? Ben kayınbabama istiyorum. Hı. 42 numara. Kayınbabana istiyorsun. Evet, 42 aferin numara. Aferin. Aferin. Senin gibi gelinler nerede şimdi? O zaman ben de sana Serap ablanın bir yemek kitabından yolluyorum. Bir yemek kitabından yolluyorum. Yemek kitabından yolluyorum. Hocam, bir şey daha sonra bir... Buyurun, buyurun, buyurun. Benim kızım yanmıştı. Kızınız yanmıştı. Evet, kızım yanmıştı. Geçmiş olsun. Dün izledim şeyinizi de hocam. Sürekli izliyorum. 5 yıl oldu. Allah razı olsun. Sonra biz seninle tekrar konuşalım. Tekrar konuşalım. Bu arada Avusturya'dan Strayer'den Hülya Sebze Satar kardeşim bizi izliyormuş. Ona da çok selamlarımızı yolluyoruz. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra çok özel bir sürpriz var. Kaçırmayın. Bir daha söylüyorum. Reklamlardan sonra çok özel bir sürpriz var. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Bakalım ne sürprizimiz var? Yeni Mahalleli ve Demet Evlerli kardeşlerimizin bir sürprizi var. Onu gösteriyoruz reklamlardan sonra. Evet, programımızın sonuna geldik. Bu gece programın özeti bu sevgili kardeşlerim. 1 litre 5 su bardağı. Evet. Sonuç erkeğin fendi, kadını yendi. Sağlıklı süper. Kalın, mutlu kalın, Kanal 7'de kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.